Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Bir pazartesi akşamı sizlerle birlikteyiz. Sevgili seyirciler, Türkiye'de özel televizyonculuğun aslında başlamasıyla birlikte diziler de hayatımıza girdiler. Fakat o diziler, bazı diziler hayatımıza girmediler, hayatımızı durdurdular. O diziler neler mesela? Süper Baba, Asmalı Konak, İkinci Bahar, Aşk-ı Memnu. Fakat uzun süre ara geçti ve hayatımızı durduran bir dizi yoktu. Çok güzel diziler var, şahane diziler var, hiç itiraz etmiyorum ama uzun süre sonra ilk kez bir dizi Türkiye'de hayatı durdurmaya başladı. O dizide olup bitenler, o dizideki oyuncular hayatımızın paydaşları oldular. Türkiye'nin uzun süre sonra hayatı durduran tek dizisi Masumlar Apartmanı'nın 3 müthiş oyuncusu, 3 şahane insan, 3 olağanüstü kadın bugün az önce konuştuğumda konuğumuz. Bir alkış alalım o zaman. Çok iyi değil mi? Yani. Ben sadece az bile söyledim valla. Mükemmel giriş oldu. Umarım biz de buradan mutlu ayrılırız Canlar. Kesin. Buradan mutsuz ayrılan mutlu çok ayrılacağınızın garantisini vermiyorum. Ama iyi başlayacağınızın garantisi kesin. Garantisi alındı. Merve. Masumlar Apartmanı neyi yakaladı söyler misin bize? Masumlar Apartmanı neyi yakaladı? Yani şimdi çok güzel diziler var. Kimsenin hakkını yemeyelim. Evet, şahane diziler var. Fakat bu biraz önce dedim yani televizyonculuk tarihi açısından hayatı durduran kült dizilerin yani içine Masumlar Apartmanı'nı koyuyoruz. Ben yani maalesef çok şanssız biriyim. Salı günleri program yapıyorum burada. Bugün gördüğünüz gibi pazartesi yapıyorum. Setten geldik. Çünkü yani Masumlar Apartmanı başlayınca burada bir şey oluyor herkeste. Neyse biz de yapalım bir şeyler çıkalım gidelim yani evet, oluyor. Doğru. Neyi yakaladı sence Masumlar Apartmanı? Şimdi aslında ben de size sorsam aynı soruyu neden? Evet. Çünkü bence her dizide olan bir şey aslında bu samimiyet. Çünkü işini herkes iyi yapıyor. İyi yönetiliyor, iyi oyunculuk, iyi yazılmak. Yani ekipteki herkes iyi olduğu için bir iyi bir şey geçiyor. Ama hani A dizisi de iyi oynamıyor mu yani ya da... Onlar da samimi değil mi? Demeye getirmeye çalışmıyorum yani. Bence biraz şey ama... var ama. Şimdi bazı dizilerde, bu şu saydığım dizilerde çok böyle şey var. Hani ulaşmaya çalıştığımız, hayatımızda var olan karakterler ne bileyim işte bir zengin biri, çok güzel bir adam, çok güzel bir kadın, çok zengin bir yani evet. Çok böyle ulaşmaya çalıştığımız modeller var. Şimdi Masumlar Apartmanı tam tersine aslında çok içimizdeki insanlar fakat birçoğunun hikayesini bilmediğimiz olabilir. İlk kez o dizide gördüğümüz hikayeler, insanlar. Bence o kısmı çok yakalıyor. Yani benim gördüğüm o. Bir de çok fazla gizlice ne yazık ki toplumda ayıplandığı için insanlar bu ve benzeri rahatsızlıkları, problemleri, takıntıları yaşayan aslında çok fazla insan var. Evet. Uzmanların söylediği kadarıyla da bildiğim kadarıyla da öyle. Yani bu dizi başladığında mesela bana gelen mesajlara ben çok üzüldüm. Yani arka arkaya gelen ben de böyleyim deyip ellerini yollayanlar mı dersiniz? Eşim artık yüzüme bakmıyor evde sadece temizlik yapıyorum diyenler mi dersiniz? Çocuğuma bile bakamıyorum hiçbir şekilde temiz olduğuma inanmıyorum diye hayatını karartanlar mı dersiniz? Yani dolayısıyla öyle olan ya da olmasa bile etrafında buna aşina olan insanlar çok fazla. Evet. Dolayısıyla çok empatik bir yerden aslında gizlice... Ben yalnız değilimi de hissediyor insanlar bunu izlerken. Ya bak bir tane psikiyatri dergisinde gördüm. Böyle bir makale yazılmış bilmiyorum gördünüz mü? Diyor ki dizinin bizi alıp götürdüğü o empati yumağında yer yer kendini görüyor herkes. Kaç kişi Safiye'ye benzetmiyor ki bir akrabasını? Evet. İnci'de olduğu gibi yapboz eksik hangi parçasını tamamlamıyoruz ki hepimiz diyor. Galiba birazcık bu rolleri insanlar kendi hayatlarında görüyorlar ama itiraf etmiyorlar değil mi Farah Hanım? Evet ya bir aynalama gibi aslında. Candaş Bey. Bir aynalama gibi. Evet, ya izleyince insan kendinin de farkına varıyor belki de. Aa benim hayatım da böyle. Aslında böyle yapabilirim. Aslında bazen çözümler de sunuyoruz. Hem problemlerle yüzleştirip hem de bunların nasıl üstesinden gelinebilir diye de böyle bir ya bir nevi böyle kendini tedavi. Hani çok büyük konuşmak istemiyorum ama hakikaten en azından tedaviye teşvik. Çünkü bir şeyler yanlış gidiyor gibi hissediyorlar onlarda. Ya çok acayip. Ben mesela işte diziyle ilgili yazılanlara falan baktım. Gayet yani izleyicinin ne yazdığına baktım. Televizyon eleştirmeni falan başka gözle oyuncu koçu ya da oyuncular takip ediyordur ama. Mesela senin bir sahnen var o çok konuşuluyor. Bu biz mutlu olamayız biz Hasibe'nin çocuklarıyız. Başkalarınınki hayat bizimki hüsran. Evet. Vay arkadaş bu ne ya? Ama yani Deniz Madanoğlu yazarımız hakikaten şiir gibi yazıyor ya. Yani hakkını yiyemem. Deniz onu öyle bir yazıyor ki dolayısıyla insanın içine işliyor. Hani biz kendiliğimizden orada bir şey yani ağlamak için kendimizi zorlamıyoruz. Ben o lafı söylerken
benim içim acıyor çünkü gerçekten bunu biliyorum, bu duyguyu az biraz biliyorum. Bu öyküyü biliyorum öte yandan, orijinal öyküyü. Gülseren Hanım'ın kitabından dolayı. Ya şunu bir söylesenize ne olur. Herkes Türkiye'de şunu zannediyor. Gülseren Hanım sizin senaryolara her gün oturuyor, diziye senaryo yazıyordu. Bu dizinin çok başarılı iki senaristi var. Tabii, İki başarılı kadın senarist. Evet, bu arada bunu da konuşacağız. Tabii. Onur şahane bir şey yapmış. Masumlar Apartmanı'nı kadınlar yapıyor. Aynen öyle. Yönetmenleriniz değil mi? Tabii. Lütfen isimlerini özür dilerim. Ben hatırlayamayabilirim. Ben hemen söyleyeyim. Yönetmenlerimiz sevgili Çağrı Vilal Osuralı ve Çiğdem Bozalı. Bozali. Uygulayıcı yapımcımız Ayşıl Tay. Yardımcı yönetmenimiz Ferize Çetin. İnanılmaz. Ondan sonra evet... Kostümlerimizde Nihan, makyajda şahane sevgili... bir ortam ya. Evet, müthiş. Filiz ve ya bu ülkede Pınar. O kadar güzel bir şey ki, bu ülkede yani İstanbul Sözleşmesi falan erkekler tartışıyorlar televizyonda. Ya bu dizi gerçekten bu yüzden bu kadar başarılı demek ne yazık ki. Kadınlar öyle. Yapıyor bu diziyi ondan. Evet, aynen öyle. Bence kadının gücü kesinlikle burada çok baskın bir yerde. Kadın estetiği de çok baskın bir yerde diye düşünüyorum. Tabii bunu gerçekten cinsiyetçi bir yerden de söylemediğimin altını çizmek isterim. Çünkü nasıl desem... O duyguyu Çağrı kulağımıza gelip fısıldadığı bir şeyle öyle bir noktaya getiriyor ki bir oyuncu olarak bizi de. Hani bir anda işin zenginliği daha da artıyor. Hmm. Ya da sevgili Rana ve Deniz öyle bir sahne Rana yazıyor Mamatlıoğlu, ki. Evet, Rana Mamatlıoğlu ve Deniz Madanoğlu. Yani mükemmel bir şeye dönüşüyor. Oynamak için değil, okuduğumuz şey için bunu söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Biz mükemmel bir şey oynuyoruz gibi değil de okuduğum şeye hayran kalıyorum. Uzun yıllardır bu kadar keyifle sete gittiğimi, bu kadar keyifle bir rol oynadığımı hatırlamıyorum. Yani öteki işlere ayıp etmek istemem ama bu iş çok farklı ve çok özel bir iş oldu. Merve, bu senaryo, yönetmen, rol, oyun arkadaşlarım hepsine vuruldum demişsin sen. Evet, artı bir de şu Ezgi'nin dediklerinin hepsine de kefilim. Çok iyi özetlediği için. İsmini unuttuğum arkadaşlarım varsa da özür dilerim. Sanat yönetmenimiz yine sevgili Amber. Yani gerçekten bizim kadınlar çok aktif bir şekilde her setin her yerindeler. Mükemmeller. Yine şey, bizim setimiz parfüm kokuyor yani. Çok güzel. Ya oje ya parfüm ya bir şey. Bence harika. Şahane. Senin peki Masumlar Apartmanı'na dahil olman derken yani ilk önüne nasıl geldi Masumlar Apartmanı? Nasıl geldi? Aslında... Hepimizden önce sen belliydin. Evet, hepimizden önce ben belliydim. Doğru. Bilmiyorum yani aslında. Hatırlamıyor musun? Alice telefonla. Bitti. Yok, Alice Smart'ta bitti ya. Telefonla geldi. Telefonla, telefonla mı geldi? Telefon çaldı. Telefon çaldı. Canım ben. Hani Onur ben. Ama bu kız baştan söyledi beni konuşturma diye. Uyardım. Ve ilk soru Merve'ye geldi. Merve bizlerle baş başa devam ediyor. Ben uyarıldım. Yani şimdi arandım. Şunu merak ediyorum ne bileyim. Şimdi mesela şey olur ya böyle hani ben bu işleri bilmiyorum. Yani oyunculuk kısmını bilmiyorum. Bir dizi muhtemelen üçünüze de sezonda onlarca yüzlerce iş teklifi geliyordur. Dizi, film işte bilmem ne. Şimdi Masumlar Apartmanı önüne geldiğinde bir başka bir haleti ruhiye oluyor mu oyuncuda? Ya bir şey geldiği muhtemelen siz senaryodan oradaki işte kendi rolünüzden falan hissediyorsunuzdur. O duyguyu merak ettiğim için sordum. Yani o geldiğinde mesela ilk seni ya bu güzel bir iş bunda olayım dedirten şey neydi? Gülben karakteri zaten benim belliydi Gülben olacağım. Muazzam bir karakter ya, oynadığım en iyi karakterlerden biri. Yani onun üstüne çıkan şu an zaten yok. Hep zaten ufak ufak şeylerde oynamıştım ve Gülben benim bambaşka bir halime... Kanalını açtı bambaşka bence yani. Ezgi. Evet, bizim aynen açımızdan öyle. Da biz seyircisi olarak da yani Gülben'le seni görmek bence ya başka birisi olamazdı mesela. Ya ben senaryo geldiğinde bakıyorum Gülben ne yapıyor? Önce Gülben'e bakıyorum. Gerçekten çok merak ediyorum ben Gülben'i. Dalga dalga yani. Kadın bir gülüyor, bir ağlıyor. Nasıl oyuncusun sen? Acayip oynuyorsun ya. Vallahi yani. Gerçekten. Yani hepiniz olağanüstüsünüz. Gerçekten olağanüstüsünüz. Farah, sana nasıl geldi Masumlar Apartmanı? Biliyorsun aslında hikayeyi değil mi? Ne diyeyim ben şimdi ben mi anlatayım bunu yani? Farah şöyle geldi. Ben size anlatayım onu. O kadar haklı bir serzeniş ki. Yani çok eski. Aslında benim başka planlarım vardı. Dolayısıyla hani çok üstüne de duramamıştım. Her zamanki gibi değil mi? Her zamanki gibi başka planlarım. Evet ya, hayat işte planlamadıklarında oluyor ya. İşte pandemi girdi. Bayağı karantina girdi. Ve o planların hiçbiri gerçekleşmedi. Hmm. Sonra hani gerçekten işte şeye gittim. Bebek Otel'e gittim. Bu Ayça da çok sever bu hikayeyi. Çok acıkmıştım. Ben yemek yemeye çalışırken işte... Ne kadar enteresan senin yemek yiyor olmuş. Çok ilginç İlk değil kez mi? Duyduğumuz gördüğümüz normalde... şey. İşte Onurlar oradaydı. Ne yapıyorsunuz falan. İşte ben dedim yemek yiyeceğim. Gerçekten çok açım dedim. Hakikaten hiçbir şey gözüm görmüyordu.
geldi de, ama acil hemen bize söyledik dedi. Ve o böyle bütün kaderimi değiştirdi gibi. Onların yemek söylemiş olması. Çünkü çok iştahla oturttum. Oradan kalktığımda Masumlar Apartmanı zaten kafamdaydı. Yani. Ezgi senin? Benim... Yemeği yemiştim. Tatlı yiyince sen de öyle. Ben yine diyetteydim her zamanki gibi. Benim kaderim buydu çünkü. Yazın ortası gibi... Yok pardon. Temmuz ayında Alaçatı'daydık biz. Benim menajerim Ayşe aradı. Dedi ki... Çok acayip bir dizi teklifi var sana dedi. Bunu Ayşe 40 yılda bir söyler. Dedi ki hemen dedi okumanı rica ediyorum. Ve iki bölüm senaryo geldi. Sonra Onur ben Ayşe bir konferans konuşma yaptık birlikte. Bu yaz. Bu yaz tabii. İşin aslında hemen başlayacağından Ağustos'un 15'i 16'sı gibi başlayacağından bahsedildi. Temmuz'un da sonuydu konuştuğumda. Yani 15-20 gün sonra başlayacak bir diziden bahsediliyor bana. Ve ben son dizimi 8 yıl önce yapmışım. Ve Ayşe ilk defa bu kadar inanılmaz bir iş. Lütfen oku, sonra konuşalım dedi. Okudum, hakikaten çok etkilendim. Çok gerildim, çok sinirlendim, çok üzüldüm. Yani bütün duyguları bana iki bölüm senaryoyla yaşattı. O nasıl olur o? Oyuncunun önüne bu, yani bir dizinin senaryosu nasıl gelir? İlk yani anlaşmadan önce fikir vermesi için. İlk iki bölüm mü gelir? Evet. Bir metin mi vardır? Taslak nasıl olur o? Aslında hem senaryo gelebilir, yanı sıra bütün sezonun öyküleri gelebilir. Ama senaryolaştırılmış haliyle değil. Hikayenin nereye varacağını çok kaba taslak bir şekilde anlatan bir olay akışı olarak gelebilir. Dosya şeklinde. Bana gelendi iki bölüm senaryo ve karakterler ve kitabı okudum bir de. Hemen ardından Ogaz'da kitabı okudum çok merak ettiğim için. Zaten kitabı okuduğumda yani çok ağladım, çok üzüldüm. Safiye'ye çok vuruldum. Ondan sonrasında kitap bu arada madalyonun içi. Madalyonun içi. Orada evet. Çöp apartmanı diye bir öykü var. Evet. Aslında o. Evet, yani evet. Masumlar Apartmanı'nın çıkış noktası onu da söyleyelim. Evet. İnsanlar bilsinler. Evet, çöp apartman bizim öykümüz. Ve tüm bunları okuduktan sonra Ayşe'nin neden bu kadar ısrarlı ve inanmış bir şekilde bunu söylediğini de çok net anladım. Onur'un bahsettiği şeylerden de çok etkilendim ve çok heyecanlandım. Aslında Onur'un çok onure eden bir tavrı vardı. Benim de çok özlediğim bir şeydi itiraf etmek gerekirse bu. Bu rolü senden başka kimsenin oynayabileceğine inanmıyorum dedi. Bana birçok yönetmen bence sen komedi oynaya biz seni gülerken seviyoruz derken Onur'un beni böyle görüp inanması beni inanılmaz duygulandırdı. Böyle şeyler ben de duydum da çok güldüm ya. Sana gerçekten biri şey dedim ya sen komedi oynarsın, dram oynayamazsın. Yani oynayamazsın da demeyelim de hani böyle bir şey yani bu herhalde tarihin en büyük yanılgılarından bir tanesidir. Yani oynayamazsın demedi ama oraya getirdi. Evet, bu da kendisine cevap olsun onu kim dediyse. Evet, iki çok kıymetli kişi bunu dedi. Sağ olsunlar. Olabilir. Tabii beni canım. Orada görmemiştir, inanmamıştır. İnanılmaz saygı duyuyorum. Ya evet ama sektörümüzün de bence biraz bir sorunu bu. Çünkü bir bu... ön yargılı olmamak lazım, evet, değil mi? Evet, çok tarihi bir dram yani düşünsene. Ezgi'ye böyle bir şey söylüyorsun ve Ezgi Safiye oluyor. Allah bir insanın yani üzülmüştüm çünkü benim inandığım şeye karşımdakinin inanmaması birazcık hayallerini ve heveslerini kıran bir şey günün sonunda. Dolayısıyla şey oluyorsun. Ben olsun ben onu göstereceğim bir şekilde. İnşallah yeri geldiğinde göstereceğim. Yaptığım şeylerden bahsedince de o da bir şey mi ya ben farkında bile varmamışım falan diye böyle bir şey oldu yani. Böyle bu oyuncu bir, için wow. Şey midir Merve? Yani bu işte komediyle ya da dramla eşleştiriliyor olmak sürekli. Oyuncu için böyle ne münasebet midir? Ben mesela hani... Bir gazeteci olarak böyle kazara oyuncu olmuş olsam bana herhangi bir şeyde çok iyisin deseler bana yeter derim ama galiba oyuncular böyle görmüyorlar. Yani ben her rolde iyiyim demek oyunculuğun iddiası mı acaba? Bence yani komedi dram diye ayırmıyorum. Ayırmaktan da hoşlanmıyorum. Bu bir işimiz oyunculuk yani yaptığımızda ama mesela bizde mi öyle dünyada da öyle mi bilmiyorum ama ya hayal edilemiyor. Yani benim her rolü oynayabileceğim hayal edilemiyor. Ama edilebilmeli. Zaten bunu görmüş en oluyoruz. En azından bir audition şans bunun için. Yani, audition, evet, auditionlar evet. Bunun için varlar. En azından şans verilmeli. Audition nedir onu izleyicilerimize istersen evet. Anlat. Deneme çekimleri bu yüzden vardır zaten ama orada da ya işte ya ben zayıflayabilirim, kilo olabilirim. Yani ben oyuncuyum, bir kalıba girebilirim ama bizde niyeyse çok şey yok. Ya da bedene gördüğüm dayalı bir performans kas... istendiğinde bunun için çalışabilirim. Bir tabii zaman ki. Verildiğinde işte o deadline son gün konduğunda o gün gelip bana bakıldığında oldu mu olmadı mı hep birlikte bunu konuşabiliriz mesela. Dünyada bunlar böyle yapılıyor. Deneme çekimi. Ama zaten bizde
birçok şey dünyada yapıldığı gibi yapılmıyor. Merve, Gülben'le ilgili sana bak bir soru var. Ben şimdi Merve konuşmayacak dedim ya, herkes Merve'ye soru soruyor. Gülben'le aranızdaki ilişkiyi tarif etsen ne dersin? Mesafeli misin yoksa çok mu seviyorsun? Çok mu üzülüyorsun ona? Çok güzel sormuş. Nasıl tarif edersin? Aslında diğer yani bazı karakterlerle de ben içli dışlı olmayı seviyorum galiba karakterlerle. Yani günün sonunda eve gittiğimde tabii ki bir kenara ayırıyorum ama daha içli dışlıyım bence. Senin İnce ile nasıl aran? Bazen iyi bazen kötü. Nasıl? Yani bazen yani seyirci olarak baktığımda yani ama oyuncu olarak iyi aram. Yani takdir ettiğim çok yanı var. Benle çok zıt. O beni hem zorluyor hem hoşuma da gidiyor çünkü başka bir taraftan bakmamı da sağlıyor İnce. Safiye'yi soruyorlar. Safiye ile Ezgi ilişkisini soruyorlar. Benim Safiye ile ilişkim çok iyi. Ben Safiye'yi anlıyorum çünkü o yüzden gerçekten çok iyi. Evet. Çok dışarıdan bakıldığında gadar görünse de onun o yalnızlığını ve sevilmeye olan açlığını iliklerime kadar hissediyorum. Şurada ağlayacağım bak. Ona çok evet, üzülüyorum. Tamam, çok doğru. O yüzden sosyal medyada ilk fotoğrafımı paylaştığımda seni çok seviyorum. Eğer bir yerlerde beni duyuyorsan seni anlıyorum demiştim. Hakikaten de öyle. Onu anlıyorum yani. Sevgisizlik bir insana verilebilecek en büyük ceza ve birini sevmek de dünyanın en kolay şeyi. O yüzden gerçekten birbirimize koşulsuz sevgiyle yaklaşabilmek çok önemli. Hele ki çocuklarımıza. O kadar önemli ki. Herkesin galiba sizinle ilgili merak ettiği şey şu. Üçünüzün de oynadığı karakterler bir şekilde psikiyatrik travmaları olan karakterler. İşte çocukluk travmaları var. Bunlar bir şekilde çıkıyor ortaya hayatlarının bir döneminde. Bu rollere hazırlanmanın psikolojik süreçleri nasıl oluyor? Yani sen nasıl İnce oluyorsun? Sen nasıl Gülben oluyorsun? Safiye nasıl oldu Ezgi gibi birinden? Ezgi dışarıdan baktığında böyle dünya neşelisi, şahane bir insan. Yani Farah'dan radyocu İnce nasıl çıkıyor? Merve'den Gülben nasıl çıkıyor? Nasıl hazırlandınız bu rollere? Ben mi başlayayım? Fark etmez. Ben her şeyi senle başlatacağım. Bak kamerayı koydum. Şöyle ki ben genel olarak bu tabii ki bana sorduğun için bir başka birini bilmiyorum ama ben doğru olduğu için söylemiyorum bunu. Benim kendi çalışma sistemim öyle olduğu için böyle uçurumdan atlama şeyini çok seviyorum. Diplere, derinlere dalmayı. Oralardan her şeyi kurcalayıp yeniden her şeyi unutup tekrar başlamayı. Ya benim oyunculuk anlayışım böyle olduğu için o Gülben'e de ne yaşanıyorsa ona yakın şeyler yaşanır. Sonra her şey unutulur. Tekrar yeni bir şey yapmak için. Tam anlatamadım ama anlatabildim mi? Ben anladım, gayet anladım. Anlatamıyorum. Çünkü doğru yani herkese böyle yapılsın demiyorum. Çok sağlıklı şeyler değil ama oyunculuk zaten biraz deli işi olduğu için. Evet. Bu benim kendi sistemim öyle. Yani Gülben'e çalışırken de bir gün işte zor bir haftanın başı. Normalde hep pencereler açılır, perdeler açılır bende. O zor bir haftayken Gülhan bir uyandı. Niye bu pencereler, perdeler kapalı? Bu hafta dedim böyle. Oo. Hiç konuşmuyoruz. Perde metot. evde oturuyorum. Ben böyle seviyorum. En sevdiğim şey derinler. Çok güzel. Farah sen nasıl hazırlandın mesela İnci'ye? Bir ara Kafa Radyo'ya gidip geliyordun, onları biliyoruz. Aa evet. Kafa Radyo. Radyoda Farah geziyor. İnsanlar diyor ki niye geldiler? Vallahi role hazırlanıyormuş herhalde dedik, biz de yeni anlıyoruz diye. Hakikaten doğru. Öyle şeyler yaptım. Bana da sonra o kadar unutmuş oluyorum ki ben çoğu şeyi. Çok zor oluyor. Ama benim gerçekten hissettiğim bir şey var. Mesela çok küçük bir örnek vermek istiyorum. Burada gerçekten hani yönetmenlerimiz aşırı iyi ince hazırlanıyorlar. Demin konuştuğumuz şey aslında. Mesela şeyler, o tek planlar. Muazzam hazırlık, evet. Plan, her şeyi plan. En son ben mesela o şey çok acayipti. Gülben'in kabusunda. Evet. Ben hiç öyle bir şey hissetmemiştim. Evet. Biz bir şey çekiyoruz da Gülben'e hakaret etmemiz, aşağılamamız gerekiyor. Ben hiç bu kadar kötü hissedeceğimi düşünmemiştim. İçim gitti. Yani aslında bence, evet çok üzüldüm mesela. Sana bir şey demiyorum ya, dizi bu ya, dizi yani. Olsun, o kızın o hali falan zaten yani çok acayip bir şey yaşıyoruz sette. Evet, evet. İçine girmek çok zor olmuyor, hatta bazen gerçekten üzülüyoruz. İşte yani Safiye'yle ağlamak falan da İnci belki anlamak yönünden çok kuvvetli bir kız. Empati yeteneği de çok kuvvetli. Yani zaten öyle olmasa dakika durmazdı zaten. Dakika duramazdı tabii, zaten. Tabii. Yani Safiye'yle işte bugün yani şimdi daha demin başka bir sahne çektik. Ben hala onu düşünüyorum mesela. Evet. Anlasana. Çok etkileyiciydi. Çok etkileyici. Çok o haftaya güzeldi, yayınlanacak demin bölümden setten geldik biliyorsun. Evet. Anlasanız ama haftaya neler oluyor dizide.
Ya çünkü yarın neler olacağını anlatacağım. Bölüm. Ya istiyorsanız siz anlatın. Bana bırakmadan kendiniz anlatın, ben anlatmayayım. Bizi korkutma, her şeyi duyuyorsun bir şekilde. Allah'ım. Kaynakların aşırı sağlam. Evet. Bizi korkutma. Şimdi Safiye'nin bir sahnesi var. Herhalde televizyon tarihine geçmiştir o. Kafanı vura vura kanattığın bir sahne var ya. Orada mesela şey oldu mu mesela? Az önce ne oldu lan burada falan dediniz mi kendi kendinize? Yani burada bir şey oldu biraz önce. Yani başka bir şey oluyor. O gün gerçekten bittim yani. Çok garip bir gündü benim için. Yine Çağrı Hoca'nın mükemmel bir sahne dizilimiyle böyle rejisiyle tek planlar gerçekten çok zor. Çünkü tiyatro gibi. Tek plan dediğimiz bilmeyen sevgili seyircilere de buradan söyleyeyim. Hiç sahneyi kesmeden kamera bizi takip ediyor sahneniz. Yani o izlediğiniz bölümü hiç kesmeden, bir yakından bir genişten görmeden tek plan görüyorsunuz. Bu nasıl deniyor? Ve önce odada başlıyor bir şeyleri kırmamla. Sonra odada, salon tarafından başka bir bölüme geçiyorum. Oradan tekrar başka bir bölüme geçiyorum. Aile geliyor, aileye yalvarıyorum, babaya yalvarıyorum ne olur bana yardım et diye. Ondan sonra gidiyorum sandalyelerle tuvalet camını kırıyorum. Oradan da artık kendimi duvara vurmaya başlıyorum. Sahne bittiğinde ben istedim ki o sahnede ağlamayayım. Bunun için de çok tuttum kendimi açıkçası. Hani böyle şey bir yakarışı var ama hüngür hüngür bırakmak istemedim kendimi. Sahne bitti. Elim ayağım titriyor. Evet, çok güzel. Gerçekten elim ayağım zangır zangır titriyordu. Mutfak en karanlık ve boş yerdi. Geçtim buzdolabının yanında ekmekliğin oraya geçtim ve artık bıraktım kendimi hüngür hüngür ağlayarak. O sırada sahneyi izliyorlardı zaten oldu mu olmadı mı diye. Çünkü tek planda en ufak bir şey hani oradan bir kablo görünmesi bir şey olması her şey yeni baştan alınması anlamına geliyor. Ve çok şükür olmuştu ama çok sert bir gündü. Ya şeyi de anlatsana İnci'nin babasını kaybettiği bir sahne var ya. Ay o da çok fenaydı. Tokat yedi. Tokat. Ay nasıldı tadı? Evet. O kadar iyiydi ki. Ya biz de mi gerçekten çok... O kadar iyiydi. Ne yapıyorsunuz ya? Kendinize çok gerilmiştim yani ben. Adı bu dizi çekmek değil mi? Başka bir şey oluyor orada çok yani. Çok saçma Candaş. Bir de çok, dedim ki çok kontrollüyümdür Farah. Elimden geldiğince gerçek... Ezgi'ye diyorum ki vur diyorum. Vur yani. Tabii ki o da diyor ki... Ben kontrollüyümdür dedim. Yani sen dedim benim tokatımı al. Ben dedim çok sert yapmayayım yani. Tamam dedi. Ama ayarlayamadığım bir şey vardı. Bu çotak kızın suratı küçücük benim elimde yani şey kürek gibiymiş meğer. Bu kızın küçücük yüzüne benim el bir otur. O kadar iyiydi ki. Yani gözüm zaten karardı. Yemin ediyorum. O gözüm... sinirle öyle bir gidişi var ki. Hani kamera onu kameraya takip ediyor. Atmışım o şeyi falan. Üstünden çıkarttığını. Çok, ay çok. Oradan sonra da mesela orada yere kapaklandım. Orada da kalkmak... Ve şey hissi geliyor insana gerçekten. Yalnız kalmak istiyorum. Evet. Böyle bir oluyor. Böyle bir titriyorsun bir şeyler evet, oluyor. Çok fena çok sert bir şey aslında. Bir sahne daha vardı işte küvetli kadının ilk bölümünden oturup ağlama. Oh. Küvette Neriman'ı ve sonrasında... Ya çok sert sahneler çok var ya. Yani, o şeyden sonra tam ne oldu? Sen mesela o tokadı da yedin. O bir ağlama yerdi. Sonra ne oldu mesela? Kimsenin görmediği bir alan var mı? Gidip kendi kendine o nasıl da vurdu tokadı falan ya da ne bileyim. Ya bu nasıl bir şey oynadın falan. Şöyle zamanlarda, bir şey oldu. Böyle yerdeydim. Kalktığıma işte bir şey oldu. Ben içeri gittim. Biz izleme yaptık. Evet siz izliyordunuz. Nasıl oldu falan filan. Çünkü şöyle de bir şey var. Orada enerjini boşaltıyorsun. Tabii. Ama her an tekrar alabilirsin. Yani doldurman gerekiyor tekrar. O kadar da bir zannetmiyorum. Sıfırdan başlaman gerekiyor. Tabii. Değil mi? O da çok tabii hiçbir şey olmamış başka gibi. Bir şey aynen yani. Öyle. Ama olmuştu o sahne. Hatta bir oldu, şey. Oldu. Hatta ışık yanlış yanmış. Yani bir hata bir şey olmuştu. Bir geçlik, ha, bir ışıkta teknik bir şey. Ama çok iyi denk gelmişti. Hatırlıyor musun? Ha evet. Ben bağırınca böyle olması karar... daha bile iyi oldu evet. Demişti hoca. Aynen. Doğru. Şu evet. Bir yandan size gelen sorulara bakıyorum da bir kere bütün bu enteresan bir şey. İzleyiciler genelde herhalde şey olur değil mi? Yani dizide hikayeye odaklanırlar, karaktere odaklanırlar falan. Fakat enteresan bir şekilde herkesin içinden böyle bir tiyatro, oyun, sinema eleştirmeni falan da çıkmış. Herkes diyor ki ya dizideki karakterler oyunculara ne kadar oturmuş. Sanki Farah İnci gibi geliyor bize. Yani bir işte Ezgi Safiye'ymiş gibi geliyor. Bu galiba işin yükselmesinde çok etkili bir şey öyle değil mi? Yani, tabii. Çok acayip bir şey yani şu çok anda muhtemelen. Çok kıymetli bir şey yani... bizim için aslında yani. Hatta çok... bundan sonrası için de çok zor bir şey evet. Düşününce. Evet. Çünkü. Çıtayı oraya koydum bir kere değil mi? Yani hem öyle hem de çok özdeşleştirdikleri bir durum var ya artık bize o karakterlerle. Evet. Bundan sonrası için hiç kolay değil ama yine de çok heyecan verici tabii ki. Zaten biz bu macera için bu işi yapıyoruz günün sonunda. Bir taraftan da çok heyecan verici.
Hikayenin temeli aslında bir psikiyatristin bir kitabı, biraz önce de söyledik oradaki bir parça. Üçünüze de izleyicilerimiz soruyorlar. Diyorlar ki rollere, ben biraz önce de sordum bunu. Rollere hazırlık sürecinde psikiyatrik olarak, psikolojik olarak, ne bileyim hani bir psikologla, bir psikiyatristle bu rollere dair bir çalışma oldu mu? Böyle bir süreç var mı? Benim OKB ile ilgili oldu. Hmm. Hem Gülseren Hanım hem de Madalyon Klinik'ten uzmanlardan destekler aldım. Ben zaten psikolojiye çok meraklıyımdır. Çok severim psikolojik kitaplar okumayı. Farklı davranış bozukluklarını okumayı çok severim, çok keyif alırım. Bir aşinaydım yani. Ama hocaların da, uzmanların da desteğiyle bu karakterin başlıklarını çıkarttım aslında ve o şekilde çalışmaya başladım. Tabii bir noktada o kadar oyuncu olarak işin içine giriyorum ki hocanın hiç ilgilenmediği şeyleri de ona sorup peki nasıl durur, peki nasıl, beden dili nasıldır falan gibi yerleri de sıçırdığımı fark ettim. Orada birazcık daha dizginledim bayağı kendimi. Bayağı bir yani adanmışlık oluyor orada bir süre evet, sonra. Evet, biraz da telefondan İpek Bilgin'le konuşarak. Hmm. O da aşırı sevdiğim bir oyuncudur ve oyuncu yönetimini de çok keyifli bulurum, oyuncu koçluğunu. Biraz ondan da böyle bir, beni iyi tanıdığı için, daha önce bir oyununda oynadığım ve oyunumu yönettiği için de bir fikrini almak istedim. O da bana çok iyi geldi. Ezgi, şey var mı? Çevrende böyle isim sormuyoruz. Rahat ol. Böyle bir OKB'li bayağı ciddi obsesyonları olan tanıdıkların var mı? Yani hepimizin vardır ama hani bu derece var mı? Yok. Bu derece yok. Ben de hiçbir zaman bu derece olmadım ama ucundan döndüm, biliyor musun? Sana şey soruyorlar ya, senin de böyle bir tadında temizlik takıntı mı var? Var. Dı. Yine de abartmayayım. Allah'ım çok tedavi şükür. Tedavi sürecinde Safiye'nin etkisi oldu mu lan? Allah korusun. Yok, böyle olmayalım diye. 2010'da korkunç bir durumdaydım. Böyle 2010-2000 hatta 2009-2011 arası hayatımın çok karanlık bir dönemidir. Yani eve gelen hani atıyorum içmez de bir sigara içen böyle külle boşaltırken daha hop götür sil. Evi havalandır. Yaz kış camlar sonuna kadar açık. Aman kokmayalım. Ama o sigara bende de var ya. Ben evde, sigara nefret ederim. Ya, evde kokusu falan... aman kızartma yapılmasın, olmaz. Evet, kızartma. Kokusu siner, mahvoluruz. Ondan sonra benim köpeklerim var. Sürekli evi süpürürüm. Bak gece 12 bir ayağını kaldırır mısın biraz dökülmüş diye evi süpürüyordum. Günde 5-6 kere evi süpürüyordum mesela. İyi, sen bayağı direkten dönmüşsün. Evet, yani lavabonun içi hep temiz olmalı. Mutfak, banyo lavaboları. Orası hep böyle bir parlamalı. Ondan sonra böyle şeylerim aşırı noktadaydı. Hmm. Şimdi daha güzel. Hayat da güzel. Yine temiz olsun. Yani iyileştim baba. İşte. Evet, yine bir bulaşıkları makineye koyup bir lavaboyu yine böyle bir fırçalayıp yatma hoşuma gidiyor. Yalan yok ama takıntı asla değil. Merve evet. Sen de? Yok ama şöyle ki benim annem de Ezgi gibiydi. Di diyorum Safiye ama... Safiye gibi diyeydim bari, Ezgi gibi. Ama şimdi Ezgi anlamadım. Safiye gibi değil. Yok yok ama... Allah korusun zaten. Mesela şimdi pandemide annen zorlandığını düşünmüyorum. Çünkü biz zaten ya girer girmez zaten kıyafetlerimiz çıkardı zaten. O eller yıkanır, ayakkabıyla zaten. Yani zaten öyle kurallarımız vardı ama kızartma yapılmazdı mesela. Ya da gazeteler her yerde, yerlerde de öyle kızartma yapılacak da. Zeytinler yeri... Çocuklar yani misafir zaten... Misafir gelirse de o elinde asla öyle bir gitme ihtimali yok. Hemen oturtturur ve söylerdi. Öyle şeylerimiz var, öyle büyüdük ama ben normalim yani. Peki böyle çevrende böyle gözlemlediğin, şimdi aslında dizinin temel söylediği şeylerden bir tanesi de bu. Yani işte bu çocukluk travmalarının hayatın geri kalanında nasıl ortaya çıkıp psikiyatride nasıl kompulsif bir hale geldiklerini görüyoruz birçok rolün içerisinde. Senin çevrende böyle gözlemlediğin çocukluk travmaları, şimdi sana böyle sormayacağım tabii de, çocukluk travmasına şahitlik ettiğin hayatında dönemler var mı? Sadece senin olmasına gerek yok. Yakın hadi çevrende bakalım de. Katarsis'e bağlıyoruz. Dur, ben şimdi Gökhan gibi bacak mısınız? Benden bir Gökhan çıkmaz ama. Yani şahit olduğum yok ama benim kendi yaşamışlıklarım var. Yine de dur sen artık. Şimdi şöyle oldu. 5 yaşındayken. Siz de değilsiniz siz şu anda. O hayır yani, yani kendim. O Gülben değil. Evet evet. Değilim de hani. Hepimizin vardır diye evet, düşünüyorum. Oraları deşmek işte hoşuma gittiği için oraları deşip. Ya ben de şimdi mesela şey başladı. Ben biraz Beşiktaşlıyım. Beşiktaş maçları seyrederken böyle totemler falan başlar. Eskiden bu kadar yoktu şimdi. Mesela bir arkadaşımla seyrediyorum, hep onunla seyretmeye falan çalışıyorum. Acaba Gülseren Hanım'a falan mı gitsem bilmiyorum yani. Bayağı ama yani. Ha. Mesela geçen hafta maçı şeyde dergide seyrettik. Beraber. Şey oldu, puan kaybettik. Bir daha seyretmem falan diyorum. Yani bu tadında obsesyona gidiyor bence yani bende. Bence herkes de ama var zaten. Ama maç konusu biraz istisnai bir şey. Orada öyle başka ama, bir fanatiklik var ya. İşte o öyle başlamasın ama Allah muhafaza istisna diye başlayayım. Allah korusun tabii, doğru. Totemleri her türlü.
Bence herkeste ufak ufak var. Neyse canım, bu yine bir şey değil. İyisin. Bara sende var mı peki? Bende yok. Ben böyle tertemiz diyebilirim. Bir ha hayır. Takıntıların var mı hiç? Bence mu? Var. Var. Yemin ederim. Nasıl ya? Takıntıların vardı. Ne olduğunu hatırlayamıyorum. Bulsam patlatacağım var. Çünkü. Onun takıntıları var. Ne var? Ama ben de tam bilmiyorum. Yani nasıl tam bilmiyorum? İnsan kendi takıntısını böyle bilmez mi? Ben bileceğim senin takıntı. Bak çok mesela asosyal olabilir. Hayır. Para sosyal. O da bak %100. Asosyal mı? Asosyal. Para mı? Şöyle asosyal. Başka para herhalde, bu para diyor bende. Hayır öyle değil. Öyle asosyal değil de. Nasıl? Çekingen olabiliyor yani. Sosyalliğim değişik. He. Bravo. Öyle asosyal bildiğimiz gibi değil ama. Evet. Bir video izlemiştim ve öldüm gülmekten. Yani muazzam bir video. Hangisi? Doğum gününde. Aa, evet, oldu. O bakışın. O bakışlarım. İşte. Bir değişik bir şey var. Var ben de var. Tam koyamıyorum adını. Evet, iletişimde de bazen. İletişimde. Ha, bazen bravo. Böyle çok özet konuşuyorum. Evet diyorum böyle. Hani Farahça gibi bir şey oluşmaya başladı işte yakın arkadaşlarım. Onlar beni anlıyor. Ama siz de anlıyorsunuz. Biz de anlıyoruz. Artık anlıyoruz. Evet. Başta o kadar, çünkü kafasında o kadar hızlı düşünüyor ki gözümle görüyorum orada. Ama anlayamadım diye de kendime uyuz oluyorum. Ya kuzum özür dilerim. Orada tam olarak falan diye böyle konuya girmeyi. Ama artık dediği gibi 30 bölüm olunca tamam, Farah yine bulutların üstünde geziniyor ve anladım bugün ben onu yaptı. Oluyorum. Çünkü ya Ezgi zaten artık yani bakıp hemen bir çözümü söylüyor yani. Hemen ha tamam deyip devam ediyorum. Bugün ne yaptın da çok. Ay bugün çok komikti. Ne yaptın bugün? Ay bugün. Böyle susacaksak niye açtın konuyu? Ha evet, o kadar haklısın işte, madem böyleyim, anladın mı? Ama tekrar ettim. Tekrar ettiği şey Ezgi'nin lafını geldi. Ay evet ya. Birebir tekrar ettim. Bilmiyorum neden içimden öyle. Benim repliğimi söylemeye başladı Farah bir anda. Kayıttayken. Bak size soru var ikinize. İnci ve Safiye'nin ilişkisini nasıl tanımlarsınız diyor. Safiye sürekli kötü davranıyor ama İnci hep alttan alıyor. Hmm. Bir şekilde zekice hamleleri ve iyi niyetini göstererek kontrolü eline almaya çalışıyor İnci. Safiye ise hayatının öfkesini ondan çıkarıyor gibi. Sizce bu ikili birbirine benziyor mu? İlişkileri nasıl tanımlarsınız diyor. Buyurun. Hmm, güzel bir soru. Fakat ya böyle de izleyici olur mu ya? Bizim her bir izleyici psikiyatrist olmuş sizin yalnız. Yani evet, mükemmel. Evet. Bunca yıllık dizi tecrübesini bizde Nirvana'sı. Tabii. Aynen, artık doktorasıyla şovunu yapan yorumlarıyla. Ya bu aslında dizi sektörü için ürkütücü bir şey, biliyor musunuz? Yani çıtanın burada olması artık bundan sonra diziler için çok büyük bir şey değil mi? Rekabet işte. Değil mi? Yani ne güzel, baksana güzel yani karakter ya. Analizi birbirlerine falan evet. Yani. Çok ama çok da şey. Doğru bir soru. Çünkü bence bu kadar alakasız iki karakterken birbirlerinde ikisinin de çok ortak özelliği var. Yani sevgisizlik kısmı, yalnızlıkları, bir şekilde yakınındakileri hep himayesi altında tutma çabaları. Senin için mesela Ege ve Dede ile ilgili öyle. Benim için kardeşlerimle ilgili öyle. Ciddi bir baba eksikliği ikimizde de var ki bence senin, bence İnci'nin en kıyamadığı, o da öyleymiş dediği yer aslında burası. Baba dışarıdan bakıldığında ne kadar vicdanlı, pamuk gibi görünse de ki bunu sana da söylemişliği var. Yok benim suçum çok diye. O yüzden de empatik bir yerden yaklaştığı için, tabii benim öyle bir sabrım yok benim karakterimin. Ben yok. Sadece def olsun gitsin, yanımda durmasın, kardeşim bana kalsın gibi çok bencil bir yerdeyim. Ama zaten onun o dengeleyici tavrı bu evde kalmasına evet. Ve bu hikayenin de böyle ilerlemesine yardımcı oluyor. Bir de şimdi daha izlemediğiniz biraz daha türlü türlü başka numaralara da geçecek İnce. Tabii. Nasıl bence... anlatsana neler olacak? Oynayalım mı? Yapacağız işte. Sen neyi bildin zaten önce oynadın. Benim kabalığa bakın, yapsanıza şurada ne abi, ne kadar nasıl bir yani insan değilim ben acaba. Yapsanıza ne, çok özür dilerim. Yapsanıza değil o. Yapsanıza yani, ne ya? Şeyi hissediyorum ya, ben oynarken de şey hissediyorum. Safiye'nin ne kadar yufka yürekli. Çünkü sarılasın geliyor var, gerçekten. Var değil mi Safiye'de o yufka çok, yürek var ya. O bebek gibi bakışları aslında çok sarılasın geliyor. Ve görülüyor zaten onun o çocuksuluğu. O ve biri gördüğünde saflığı. De daha da domuzlaşıyor mesela evet. Hemen. Ve kimse İnci... beni görmesin, o bir güçsüzlük, yanlış anlaşılırım falan gibi bir şey oluyor. Ya çok... Sevmemeye çalışıyor evet İnci'yi bence. Hatta kendini zorluyor. Kesinlikle. Evet. Hatta belki o mavi tutam hoşuna da gidiyordur belki. Safiye'nin. Keşke benim de olsa bile diyordur içten içe belki de. Ne yapalım biz çıkalım mı size? İyi gidiyorsunuz çünkü ben şey yapmayalım. Çok iyi, ben de devam. Çok iyi. İyi sen mi? Mutlusun değil mi? Hiç konuşmuyorsun ki valla. Gelelim Gülben'e. Evet, çok iyiydi. Şimdi bak çok güzel bir soru daha var. Şimdi o soruyu bulayım da. Sahiden çekilmesi, oynaması görüyoruz ki çok zor. Çekilmesi de çok zor sahneler ve bütün bu biraz önce size sorduğumuz sahnelerden sonra ne yaşadığınız falan hikayeleri gerçekten
izleyicinin ve benim bir izleyici olarak benim de aşırı merakımı cezbeden şeyler. Burada bir ekip içi dayanışma, bir destek, yani muhakkak bu, hele bu rollerden sonra, yani bu oyunlardan sonra oluyordur, öyle değil mi? Çok, yani, çok iyi yani, ya. Çok. Evet. Yani Allah'ım nazar değil misin yani? Gerçekten çok iyi. Tahtaları vurayım ben şöyle. Bu tahta değil, boşa vurdum. Neyse işte şu canlı iyidir diye düşündüm. Tahta var mı? Tahta değil. Neyse dilimi ısırdım. Şunu da şöyle. Gerçekten. Canlı yayında artık yapmadığım şey kaldı. Onu yapmayaydın, iyiydi. Yani dilini saydın. Aa, neyse artık nazar gelmesin de. Şey, çok iyi. Ya ekip kendi artık bitti. Program bambaşka bir noktaya gitti şu an. Biz, ne güzel İçişleri Bakanları falan burada böyle. Derken şu an nazara falan döndü. Nereden nereye geldik ya? Buyurun. Dinliyoruz sizi. Ben artık hayatta eskisi gibi olamam. Çünkü nazara karşı söylenecek üç kere gözleri diye anneannemin rahmetli ona kadar geldim ben. Artık hiçbir zaman eskisi gibi olamam canlar. Merve de var. Merve mi? Hayır. Anladın. Ya, tamam. Bakın bir şey söyleyeceğim. Böyle bir şey yok. Bir kere sen niye böyle bir şey... Çünkü neden biliyor musun? Olmuyor. Bazı şeyler olmaz. Ay, nasıl olmaz? Daha ne kadar olabilir mesela? Hayır. Delirtme şey, beni. Şimdi ne oluyor, şöyle yapalım mı? Ben tamam. Şimdi Farah'la Ezgi'yi buraya alacağım. Seni tek başına karşıda bırakacağım. Ve ya ne bize bunu yaptırtma. Şey ne biliyor musun? Bir şey soru soruyorsun. 500 tane düşünce yok, aynı anda. Yok, ışığı sadece Merve'nin kafasının üstüne verebilirim. Nokta ışık. Ezgi, anladın mı beni? Bütün hızla bütün düşünceler ağzıma geliyor ve çok... Ya bir dakika, ben bir soru sordum zaten Ezgi'ye, evet, bir saniye durabilir miyiz ya? En yakın zamanda mesela çekilen o çok dramatik sahnelerimiz, yani her bölüm zaten muhakkak oluyor. Bir kere o anlarda kesinlikle sessizlik sette iş yapıldığı anlarda da, yani sahneye hazırlanırken de en önemsenen şey hocanın özellikle tüm set ekibinden ricası olan ve tüm ekibin de buna çok uyduğu bir durum söz konusu. Algımız dağılmasın, konsantrasyonumuz bozulmasın. Biz zaten hemen yerimizde bu tip çok önemli sahnelerde yerleşiyoruz. Orada kendi kendimize kalıp lafımızı da düşünüyoruz, duygumuzu da düşünüyoruz. Hiçbir şekilde başka bir şeyle odaklanmayalım. Telefondur, şudur budur, bir muhabbettir, sohbettir, hiçbir şey olmasın. Ekip de bunu çok iyi bildiği için. Ya bu çok önemli bir şey ama. Evet evet ya, yani bu, ışıktaki müthiş. Arkadaşlarımız, kameradaki arkadaşlarımız, sanat grubu, kostüm, makyaj, saç, hepsi hiç ilişmezler, dokunmazlar. Eğer çok elzem bir durum varsa özür dileyerek gelip onu bizimle halledip hemen yerlerine geçerler. Bir de mesela ben böyle şeyler duydum, yaşamadım. Mesela yakınlarında oyun verilmez, vermeyen oyuncular varmış. Ne demek bizde, o? Bizde öyle bir şey yani yok. Yani benim yakınım çekiliyor ama Merve de benim bana... Benim yakının derken? Benim yakın. Yakın planım. Ha, yakın planım. Evet evet. Yakınım çekilecek mi? Pardon, yakın planım. Yakınım ya, dayım falan çekiliyor. Ben benim yakın planım yakın çekilirken planı. Merve de kameranın yanında bana oyun veriyor. Mesela oyun vermek ne demek? Aynı şekilde oynuyor. Aynı performansla görünmese de. Planımdaki gibi. Ama mesela bazı... Öyle duydum ben. Öyle şeyler oluyor. Atıyorum bizim kendi yakının çok... çekilirken ağlıyor. Atıyorum. Senin yakında duygusuz bir şekilde duruyor. Öyle şeyler biliyor muyum? Çok iyi anlattın. Bizim setimizde işte böyle şeyler hiç yok yani. Hiç. Ama zaten yani bu sonuç bence sadece hikayeyle, sadece şeyle yani olacak bir şey değil. Bu kadar müthiş bir işin çıkmasında belli ki kamera arkasında ya. Böyle bu tip hikayeler de var. Farah, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Bu ekip içi dayanışma, bu... Ya ben şey, çok insan kendini de çok güvende hissediyor. Evet. Çünkü mesela bir yerde takıldığın zaman, ne yapacağını bilemediği zaman hemen yani nasıl yapsak diyorsun. Çünkü senin rolün değil orada aslında, hepinizin yaptığı, hayat verdiği bir şey ya. Evet. O yüzden hepimiz birbirimize için çok önemliyiz burada. Tabii. Hepimiz birbirimize şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak, hani dayanışma dediğimiz aslında biraz da böyle. Harika bir şey bence bu. Şahane bir şey. Sevgili seyirciler, araya gidiyoruz. Aradan sonra az önce konuştuğumda Masumlar Apartmanı'nın 3 büyük oyuncusunu, 3 şahane oyuncusunu, 3 dünyanın en tatlı kadını konuk etmeye devam edeceğiz. Ya. Ben laikliği savunmam. Laiklik olsa da olur, olmasa da olur. Yani sizin için öyle tabii. Bana yani. Göre, yok bana bize göre. Bize göre öyle değil. Ben devleti savunurum, devletçiyim. Benim. Başına cübbeliği koyduğun zaman haber değeri var. Yani bu memlekette 28 Şubat'tan beri tabii. Bizim adımız çıktı. 25 seneye doğru gidiyor. Ne olursa önün arkasına koyduğun anda değeri var. Teravih istismarcısı teravihe gidenden 1000 kat fazla olacaktı. Teravihe gideceğim diye kızlar kaçıyor biliyorsun. Çünkü yatsı namazında kaçan mı? Kaçıramıyorlar kızı. Bir de teravih diye kaçırıyorlar. Covid olduğunu bilerek gezen var. Onu diyorum. Bu katil hükmündedir tabii. Öyle mi? Birinin ölümüne sebep olsa, çünkü o biliyor ki Covid'im ve benden birine bulaşır.
Aşıyı eğer gündüz olduysanız, oruçluyken olduysanız bir gün tutun. Yani gönlünüz rahat etsin. Ben mürit olduğumu inkar etmiyorum. Mahmut Efendi'nin müridiyim, müntesibiyim yani. Siyasetçinin dini imanı olanı var, olmayanı var. Siyasetin dini imanı olmaz. Bizim bir partiyle eşleşmemiz, tamamen din gibi görmemiz asla caiz değildir. Hiçbir Müslüman için, vatandaş için caiz değildir. İmam Hatip'te, ilahiyatta da deizm var. Nasıl? Beyan ettiler, açıkladılar. İmam Hatip'te, ilahiyatta okuyanlar arasında da yayılıyor deizm. Devlet çok önemli. Devlet olmazsa biz ne cumamız kalır, ne cemaatimiz, ne ırzımız kalır, ne namusumuz kalır. Devlet kadar mühim ben bir şey görmüyorum. Koçak'la seyir keyfi devam edecek. Gücünü Doğanlar Holding'den, kaynağını yaşamdan alan Türkiye biyokütle elektrik sektörünün öncülerinden Biotrend Enerji halka arz ediliyor. Her geçen gün artan bu enerjiye siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 19-20-21 Nisan. Konsorsiyum liderleri Deniz Yatırım ve TSKB. Biotrend Enerji, çöpten elektriğe, elektrikten geleceğe. Salı 1000'de Cenevili bebek bezi aylık fırsat paketleri 57 lira 50 kuruş. Shine 500 mililitre bulaşık deterjanı 2 lira 95 kuruş. Uygun fiyatlı daha birçok ürün, birçok çeşit bu salı 1000'de. Öyle bir tasarım yaptık ki İstanbul kadar seçkin ve ayrıcalıklı. Kalitesi teknolojisinden. Estetiği Boğaz içinden, tasarımı da konforlu yaşamdan. Yurdumuzda her proje, her ev, her aile bu ayrıcalığı hak ediyor. Başka İstanbul yok. Türkiye'nin tercihi Fırat Ben. Fırat Ben, İstanbullu. Ramazan sofralarında kararan. Hangisinden anne? İşte soru geldi. Önce şerbet alayım. Ya da ayran mı? Yok yok, limonata. Soğuk çay da var ya da yok, önce şalgam. Ama orada kal, kalamağımı seçmem lazım. Of, noğuna bak, buzdolabından yeni çıkmış. Noğun alayım anne bak. Bitki, meyve ve doğal aromatik bileşenlerle rengi de tadı da doğa. Keyifle içeceğiniz çeşit çeşit soğuk içecekler ve noğun. Torku'dan içiniz, rahat içiniz. Toyota'nın yepyeni modeliyle tanışmaya hazır mısınız? Hayatımızı büyütmeye geldi. Toyota Proess City. Yıl 2013. Cengiz Ünder'in ilk profesyonel futbolcu değeri oluştu. BTC Türk kuruldu. Türkiye ilk kez Bitcoin'le tanıştı. Türkiye'den doğan, dünyaya açılan iki değer Cengiz Ünder ve BTC Türk bir arada. Dardane, ton mu yesek? Parex Jet Set. Tüm yüzeyleri jet hızıyla temizle. Çok iş yapar, az yer kaplar. Parex son bizlik temizlik. Dardane, ton mu yesek? Yeni filme başlıyoruz. Reha Semli yeşil camdan sildi silecek. O film çekilmeyecek. Bir film yaparım, mevsim değişir. Can Irmak'ın yönettiği Yeşilçam bu Perşembe 19'da sadece Blue TV'de. Koçak'la seyir keyfi devam ediyor. Bugün hani Şeyma için onu derler, bunu derler ama ben anneliğine laf ettirmem. Şunu anlamalarını istiyoruz. S-400 kararı bir gecede verilmedi. Türkiye bu noktaya bir gecede gelmedi. Disney grubu bizi fonluyor. Onu söyleyeyim ben. Mickey Mouse direkt bizi fonluyor.
Ondan geliyor. Ne dendi o zaman? Uçacaktık, kaçacaktık. Ekonomide of olacaktı. Herkesin cebine biner dolar girecekti. Ne oldu? Hani ne oldu saygı kelimeleri? Hani ne oldu demokrasi kelimeleri? Hani ne oldu çoğulculuk kelimeleri? Ne oldu bunlar? Hani hürriyet? Yalnız 8'de sokağa çık. Bizim maçlar 7'de başlıyor. Herhalde ilk yarıyı oynayıp bırakacağız. Eğer vatandaş ödediği vergilerin nereye harcandığını soramıyorsa orada demokrasi yoktur. Sence de sistem mutsuzluk üretmiyor mu? O mutsuzluk da insanlara diyor ki ben bu mutsuzluğu nasıl gideririm diyor. Herkes bir yara bandının peşinde. Bakın iki şeyi doğru yap. Bir, bugüne kadar hiç ben şu görevi istiyorum demedim. Bir şeyi daha iyi yaptım. Bugüne kadar hiçbir seçimi de kaybettim. Depremden dolayı değil, depremi düşünmeden bu kenti bu kadar yapıya boğan anlayıştan dolayıdır. Belki şey beni Türkçe fazla iyi geldi olabilir yani. O çok fazla şey yani. Akademisyen Türkçe konuştuğu için. Şey, ağır kalır. Ağır kalır yani. Bir köyde kaç çocuğumuz varsa biz ona öğretmen göndeririz. Hiç. Köydeki okul kapanmayacak. Telefonla birini arayıp alo ben ya Emre abin dedin mi? 35'ten sonra hep öyle abi ne yapayım? Kim arasam alo oğlum ben Emre abin diye konuşuyoruz zaten. Ben aslında çok yakışıklı, fit bir insanım. Ama öyle gözükmüyor. Ve bu benim sorum, bu benim problemim değil. Yani evet. Benim dönemde birisi yolsuzluk yaparsa canını okurum. Hiç affetmem. Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Konuklarımız Merve Dicdar, Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah. Böyle özellikle elle gösteriyorum yanlış birini yanlış bir yerde göstermeyeyim diye. Ya şahane sorular var. Mesela en zorlandığınız sahneler hangileri diye soruyorlar. Merve senden başlayalım her zamanki gibi. Bir düşüneyim. Düşünelim peki Ezgi. Benim sen de düşün. Çok zorlandığım sahneler var. Şöyle ki. Seyrettiklerimiz tabii içinde. Fiziki şiddete başvurduğu yerler beni çok zorladı. Ha. Mesela Neriman'ı alıp bir çikolatalık kek yedi diye duşa soktuğum yer. Mesela. Gülben'in o saçlarını açtığını görüp kökünden kestiğim yer gibi. Yani bir insana yapılabilecek en sert şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Çok zorlandım, çok üzüldüm, çok böyle fena oldum o sahnelerde. Ya da o çocukla yine mi buluştun? Dokundu mu eline deyip duşa soktuğum ve suyu üzerine evet açtığım sahne mesela yine Neriman'ın. O kadar fenaydı çok ki benim için. Ya. Çok çok zorlandığım sahnelerdi. Para? Benim herhalde o sus diye bağırdığım şey orada tokat yiyip oradan babanın ölümünü öğrenip sonra ona gelip yeter. Evet. O bildirdiğin. Evet. Ya ben aslında şimdi bana muhtemelen meslektaşlarım arasında kızanlar olacak falan ama ben Masumlar Apartmanı'nın şöyle çok önemli bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Bu şahsi gazeteci olarak fikrim. Türkiye'de çok uzun süre belki hatta hala belli insanlar psikiyatriste gitmenin, psikoloğa gitmenin deli olmakla eşleştirildiği kesinlikle bir algıya sahipler ki bu korkunç bir şey. Yani korkunç bir şey. Hayatta avukatınız ve psikoloğunuz psikiyatristiniz ya da olmalı. Kesinlikle. Yani bu herkesin hayatı için ihtiyaç duyduğu bir durum. Kesinlikle. Fakat Masumlar Apartmanı'yla birlikte biz şunu görmeye başladık. Hayatımızda bazı şeyler yolunda gitmiyorsa bunun sebebi başka bazı şeyler ve onları düzeltmemiz gerekiyor ki daha iyi ve daha doğru düzgün bir sağlıklı hayat yaşayabilelim. O anlamda bu resmi görmek, bu rollerdeki bu şeyleri, hasarları en azından kavrayabilmek çok değerli. Hele bizim toplumumuz açısından daha değerli. Yani ya bende de galiba bu var ama bu bence başka bir şeye delalet. Dedirtmek bence çok önemli. Evet. Ya bir kişinin bile psikoloğa, psikiyatriste gitmesine vesile oluyorsa ki tekrar söyleyelim bu delilik falan değil. Yani hepimizin ihtiyacı olan bir şey bu. Bence bu anlamda çok değerli bir şey yapıyorlar. Yani Gülseren Hanım da, sizin ekibiniz ve tabii ki sizler de. Kendi adıma fikrimi söyleyeyim dedim. Çünkü bazen eleştirildiğini falan da görüyorum. Ama bence çok doğru bir iş. Dönelim senin zorlandığın sahneye. Evet, şöyle düşünüyorum. Böyle aslında büyük oynadığım sahneler işte misal nüfus müdürlüğü. Böyle büyük cinnet geçirdiğim, hasibeye döndüğüm ve krizler geçirdiğim sahneler zor. Fakat Esat'ın seni sevmiyorum dediği sahne de zor benim için. Gülben için. Yani daha ufak, minimal, hiçbir şey yokmuş gibi görünen sahneleri oynamakta da zorlanıyorum bazen. Bu tarz sahnelerde yani daha duygusal ve içine döndüğü yerlerde de zorlanıyorum. Genellikle komedi olmayan, yani komedi demeyeyim ama daha eğlenceli olmayan sahnelerin çoğu zor bence. Farah, İnci karakteriyle hiç ortak yönün olmadığını söylemişim bir röportajında. Yok. Sıfır mı?
Yani insanız, yemek severiz. Ama yine de sorayım. Sen İnci'nin yerinde olsan neleri farklı yapardın? Ya ben yani şimdi onun yerinde olmak demek, onun arka, yani çocukluğuna da sahip olmak demek mi? Tabii ben hep yaşanmışlıklarıyla burada, değil mi? Şimdi yaşanmışlıklarıyla tabii olduğun zaman farklı seçim belki yapamayabilirsin. Çok haklısın. Kesin. O yüzden ben bu soruyu her zaman böyle nasıl yanıtlayacağımı bilemiyorum. Çünkü onun bir sebebi var. Onun evet, o hayatı seçmesinin bir sebebi var. Hani ben öyle bir hayat seçmem. Çünkü ben başka arızalar yaşamışımdır. Başka şeyler istemişimdir falan filan. Ama o yüzden çok zor çok bir şey haklısın, bence. Doğru tabii ki. Sen onun gibi büyütülmemişsindir. Nasıl şimdiki yetişkin olarak buna cevap verebilirsin? Bilemiyor insan. Evet. Doğru. Peki o zaman Safiye'nin, bak bu da çok güzel bir izleyici sorusu. Anlık inişleri çıkışları olan bütün aksiyene, huysuzluğuna, belki zaman zaman kötülüğüne rağmen hep canım Safiye sen de bunları yapmak istemiyorsun dedirten bir karakter. Ya. Baya tomografi çekmiş yalnız. Safiye'de tamamlanmamış olan şey ne? Sevgi mi, şefkat mi diye soruyor bir izleyicimiz size Ezgi Hanım. Ha. Ben sevgi ve şefkatin aslında iki farklı başlık olduğuna kesinlikle katılmakla birlikte birbirlerini de çok tamamlayan şeyler olduğunu düşünüyorum. Öncelikle doğduğumuz anda en ihtiyacımız olan şey şefkat. Dolayısıyla sevgiyi de hissetmeye başlıyoruz. Ama şefkat eksikliği sevgisizliği de beraberinde getiriyor diye düşünüyorum. Seçim yapmakta çok zorlanırım sanırım bu iki başlık arasında. Çünkü birbirlerini o kadar tamamlıyorlar ki sevgisizlik şefkatsizliği, şefkatsizlik de sevgisizliği getiriyor aslında. Şahane anlattın. Tamamlanmamış şey peki bu sevgi ve şefkat izleyicimizin önermesi. Sende Ezgi Mola'da o karakterde tamamlanmamış şey nedir diye sorsam başka bir şey söyler misin? Onu görmezden gelmişler diyemeyeceğim. Çünkü fazlasıyla görüp hep cesaretini kırmışlar. Hayallerini bıçaklamışlar. Şahane. Yani anlatabiliyor muyum? Çok dolayısıyla böyle yaşarken kalbine her gün bıçak saplamışlar ya. Bu çok acı bir şey. Ve ben toplumumuzda böyle çok insan olduğunu düşünüyorum. Evet belki Safiye gibi obsesif olmuyor. Evet Safiye kadar gaddar olmuyor. Ya da gaddarlığını başka şekilde gösteriyor. Gizli gizli kendine yapıyor ya da etrafına yapıyor ama çaktırmıyor. Ya da çaktırıyor ama yolu başka. Ama bir şekilde sevgisizlik bence hepimizde bir yerden kusar. Kusmaması mümkün değil. Bunun bu şekilde kusmaması için kendimize çok iyi bakıp, çok iyi analiz edip, kendimize fazlasıyla kıymet verip yıllarca terapiye gitmemiz gerekir ki temeline inip o dipsiz kuyunun en karanlık yerinde nereye kadar inebildiğimizi görelim. Çok güzel. Burada çok güzel bir şey var, tespit vardı. Çok gerçekten çok güzeldi. Diyor ki insanlar yaralarını da yara bantlarında keşfetmeli. Bu anlamda bu dizi çok değerli diyor. Ay teşekkür ederiz. Gerçekten şahane öyle. Değil mi bu? Yaralarımızı keşfedersek onları onarabiliriz çünkü. O kadar doğru ki. Çok güzel. Gerçekten. Ya o kadar güzel şeyler geliyor ki sahiden ya izleyicinin diziyle bu kadar yani birleşmiş olması bile bence muhteşem bir şey. Çok çok. Yani ben daha önce çok nadir gördüğümüz bir şey bu. Çok kıymetli. En eğlendiğiniz sahneleri soruyorlar. Ya gerçekten ikinizin yani ikisi karşımda o güldüğünüz sahne. Sen neydi bizi iyileştirecek? Evet. Sen kurtaracak mısın beni? Bıçağını göstere göstere. Bize de anlatın isterseniz biz de anlayalım. Ben... Şeyde geçen iki bölüm önce miydi neydi? Ha daha yok mu? Üç bölüm önceydi yanılmıyorsam. Evet. Kurtar yani bizi o genelde... İnci. Hayır, kurtar evet, bizi kurtar İnci. Kurtar bizi İnci. Kahkaha atıyoruz suratına. Yani gerçekten çok... Bugün de gülüyorum yani çok komik oluyor çünkü. Evet bugün de. Çok güzel. Her güzel anın yani içinde eğlenceli bir şeyler çıkıyor ya. Yani... Senin var mı böyle hatırladığın o şahaneydi bu dediğin böyle çok eğlendiğim bir sahne? Daha doğrusu en eğlendiğim sahne. Ya benim gülmekten çekemediğim sahneler çok fazla var. O kadar var. Evet. Var, var. Hani tabii benim de aynısı. Bizim Birkan bir de çok komik bir çocuk. Şimdi o kadar sessiz sakin görünür ki. o küçük böyle sinsi ifadesinin altında gözleri gülüyor çocuğun ve ben onu görüyorum. Ve şimdi karşımızda hani onun yine yakın sahnesi çekilirken biz yanındayken
şurasında bir titreme oluyor. Oluyor. Ve evet yani of, o kadar oluyor. Dayanılmaz bir çok şey ki o. Çok anlıyorum. Hele yani. Ki ciddi durmaya çalışan o ifadenin altında yüz titriyorsa of. Farah'ta da o çok oluyor. Sonra da evet, onu sürekli ya bir dakika ya lafı unuttum falan diye yedirmeye çalışıyor ama aslında tamamen yani gülmekten tutamadığı için çok olan doğru. şeyler. Bizim her bölümümüzde neyse ki bu kadar dramın içinde de olsa evet, evet. böyle anlarımız çok var. Çok güzel. Evet. Şahane. Evet. Senin en böyle hatırladığın bir sahne var mı? İşte Ezgi Mola. Ezgi ile beraber olan bütün o sahnelerimin hepsinde önce bir ya en sonunda bir kanlı oldu bir de bu son hmm. çekilirken bayağı da bir iki dakika. Bir dakika başlayacağız yani setteden de çıt çıkmıyor. Biz karşılıklı gülüyoruz. Gülüp gülüp. Hadi tamam, hadi tamam dedi ya hoca da bir şey demiyor. Evet. Ağzını açmış sağ olsun evet, hocam. Sağ sonra olsun. Topladık. Merve, sevgili Merve'nin sesi de çok güzeldir demiş biri. Aa, diyen kim biliyor musun? Söyleyecek. Diyen, Ezgi. Diyen senin üniversiteden koro hocan Mete Gökçe. Aa! Ya. Aa, aa çok şaşırdım. Dur benim şimdi hocam. Ama yani senden bir şarkı rica edeceğiz şimdi bu kadar gelince mümkün muhtemelen değil. Yani bir şey söylemen lazım yani. Mümkün değil. Neden bak, bir kuple mi derler bir şey söyle. Klarnet çağırdı. Ya bu mesela 90'larda oluyor televizyon programlarında mesela sunucu ısrar ediyor yok mümkün değil. Sonra olura bağlıyorlar. Sonra bir anda ya bir kubleye falan bağlanıyor. Neyse programın sonuna doğru şey yaparız onu sen. Allah aşkına sonra geçelim. Fazla şey yapma. Heh, bak bir izleyici sorusunda diyor ki en çok hangi karaktere karşı oynarken zorlanıyorlar çok merak ediyorum demişler. Buyurun. Nasıl yani? Yani hangi karaktere oynarken çok zorlanıyor? Ne bileyim ne demekse o zorlanıyor. Belki muhtemelen... Yani o... gülmekten tabii. işte belki. Gülmekten hmm. Benim aklıma da şey geldi. Benim karakterimin acımasızlığından dolayı inciyle olan yerlerde çok zorlandığım oluyor. Çünkü bazen yok artık bu kadarı da söylenmez denilen şeyleri söylüyor. Hatta çoğunlukla söylüyor. Kendinize az da olsa yakın hissettiğiniz bir karakter var mı diye sormuşlar. Safiye Darmış'ım ben bunca şeyin üstüne. Ortası, değil mi? Merve Gülben hep bir sevginin aşkın peşinde. Birilerinin onu sevmesine, sevgisini göstermesine ihtiyaç duyuyor. Onun kurtuluşu aşkta mı sence diye soruyorlar. Burada bir yanlış anlaşılma var. Çünkü herkes şöyle şeyler yazıyor ama yanlış anlaşılma demeyeyim de. Mesela ya beni seven, ya beni biri sevse de okey gibi. Tabii ki öyle de oraya da olabilir ama mesela bayramlı olsun o seni seviyor. Ya bu kızın da bir sevdiği biri yok mu canım? Var yani sonuçta. Seni seveni sevmek de hoş olabilir. O yüzden tabii ki aşkta buluyor yani. Kurtuluşu bir nevi o. Bir nevi kendini bulmak. Çok inanıyor. Sevgi, romantik çok inanıyor. Bir kadın olduğu romantik. İçin. Evet. Çok inanıyor. Benim ona. Gülben'le benzerliklerim var mesela. Hep de söylersin. Sakarlığını da benzetirsin. Sakarlığımı benzetiyorum. Hı. Evet. İş yapmadığı yavaşlığını tabii yavaşlık, benzetirsin. Mıymıylığı var. Evet. Aynı ben. Çok benziyor. Ya burada çok güzel tanım. Mükemmel ya. Masumlar Apartmanı seti sizlere hem oyunculuk olarak hem de özel hayatlarınızı besleyen bir iş olmuş. Güzel arkadaşlar da kurmuşsunuz. Bak ne güzel bu buradan güzel. Demek ki ekrana çıkıyor. Hakikaten. Birbirinizden neler öğreniyorsunuz diye sormuş bir izleyicimiz. Bunların hepsini ileteyim çünkü o kadar güzel sorular ne gelmiş güzel gibi. Yani gerçekten. Sanki dizi set personeli gibi yazılar yazıyorlar. Ya bir şey söyleyeceğim Onur gerçekten. Atmıyorsa bu tweetleri. Bayağı bir şey yani farklı hesaplar alıp atmadıysa ya. Binlerce hesap var burada çünkü yani şu an. Çok iyi olur. Ya Ezgi hayatımda gördüğüm, çoğu insanın da bence hayatında görebileceği en pratik. Ya inanılmaz, inanılmaz bir insan ya. Gerçekten. İnanılmaz bir şey ve bu ya. Arada bir yani yönetici de aynı zamanda. %100 katılıyorum. Yani her şeyi biliyor. Yani muhtemelen şu, bu stüdyoda her yerini biliyordur şu ya an. Ya ben sette İnanılmaz. Her şeye hakim olmayı çok böyle seviyorum. Bir şey yok. Nasıl yani? Yani şöyle yeri geliyor bir yerden bir yere taşınıyorsak iki case alıp ben de arkadaşlarla birlikte gidiyorum. Reji. Yeri geliyor olmuyorsun. Reji oluyorum arkadaşlar. Evet, evet. Saat kaç oldu o yüzden 4 sahne var daha. Herkesin bir özel hayatı var. Evimize gidelim. Keyifle değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım biraz hızlanıyor muyuz? Oyuncuların ezberi tamam mı? Oyuncu burada mı? Babalar gibi en çok laf da bende. Hani orada böyle bir gaza getirici, tetikleyici, eğlenebileceğimiz aslında bir ortam da oluyor. Şey, şurada dur. Biraz öne gel. Ha. Ay, evet, evet. Yapıyorum. İşgüzarca da bazen oluyor ama neyse ki arkadaşlarım böyle hayır, beni canım. Tatlı tatlı onur ediyorlar. İşim olmayan konularda da çok fazla şey yapıyorum sen, yani. Burada mı bu iş yükseliyor? Bu dizi setinde mi bu iş böyle bu kadar bu noktaya geldi yoksa genelde sen böyle biri misin yani? Yani o kadar uzun yıllar oldu ki şimdi daha önceki işlerimle ilgili ne desem boş. En son dizi setim 8 yıl önce oldu gerçekten. Ama de. Genel olarak bir pratik. Ama genel olarak zaten, evet yani çözümcü, çok tez canlıyım. Çözer. Onur'la konuşurken Onur Güven Atan çok sevgili arkadaşımız canımız ciğerimiz ve bu dizinin de yapımcısı aynı zamanda. bu senin 8 senedir dizi yapmıyor oluşunun dedik ya yani ben dedi acaba olur mu olmaz mı çok endişe ettim yani.
kabul eder mi etmez mi anlamında. Evet, evet. Çünkü bu kadar uzun süre dizi yapmamış birinin diziye evet demesi çok zor bir karardır oyunculuk için dedi. Muhtemelen katılıyorsun. Çok zor bir şey çünkü bir sinema filmini 2 ayda çekiyoruz bitiyor. Hmm. Onun dışında daha farklı şeyler yapıyorum. Mesela ne yaptım? Son yıllarda dizi dışında bol bol sinema filmi yaptım. Hem Enis Arıkan'la 2 kişilik bir oyunda oynadım Kraft Tiyatro'da. Ondan sonra da Alice yaptık zaten müzikal. Ve o tiyatromuzu yine oynamaya devam ettik. Onun dışında reklamlarımı çekmeye devam ettim. Diziye de hiç ihtiyaç duymadım. Her günüm dolu dizgin. Gerçekten bu işlerle, koşturmacayla devam ediyordu. Bu tempo şu demek aslında. Her hafta evinden daha çok, yani yattığın yataktan, koltuktan daha çok vakti sette geçiriyorsun demek. Tabii. Çok uzun saatler ki bizim set saatlerimiz hakikaten hakkını yiyemem ekip arkadaşlarımın. Hakikaten mucize gibi yani çok oturdu set, evet. Bizim setimiz daha baştan ilk günlerden itibaren. Biz 4 günde işimizi bitiriyoruz 2 ekip. 3 gün tatil yapıyoruz. Bu mükemmel bir şey. Hiç olmayan bir şey. Tabii. Olmayan yani. Bir şey yani. Benim başka dizilerde oynayan arkadaşlarım şimdi bana soracak sen ciddi misin diye biliyorum. Ama gerçekten öyle. Bizim 3 günümüz kendimize kalıyor. O 4 günü de dolu dizgin ne gerekiyorsa hep birlikte bir ucundan tutup. Bak bir tane bir izleyici sorusu vardı. Dur onu tam yeri burası. Heh, Türk televizyonlarında çok fazla dizi var. Çok uzun saatler sürüyor. Bazen ne anlattığını bile anlamıyoruz. Bazen çok başka mesajlar, yanlış mesajlar da veriyor olabiliyor. Bazen her türlü şiddeti izlemek zorunda kalıyoruz. Ne yazık ki. Masumlar Apartmanı'ndaki her bir karakterin ve oyuncunun öyle olmak zorunda olmasa da birilerinin hayatına dokunan, belki değiştiren, belki cesaret veren bir yanı var. Size bu konuda dönüşler oluyor mu? Bir şeyleri değiştirdiğinize ve değiştireceğinize inanıyor musunuz yaptığınız işlerle diye soruyor. Evet, evet. Müthiş değil mi bu ya? Hatta başında söyledi ya çok mesaj aldık. Çok şükür o mesajlardan sonra... Şimdi 30. bölüme gelince de tabii. Şunların ya şu mesajları da almaya başladım. Sayenizde cesaret edip terapiste gittim. Müthiş sayenizde bir şey hayatım değişti. Bu takıntıların hiçbir işime yaramadığı gibi hayatımdaki her güzelliği götürmesi beni artık buraya getirdi. Size teşekkür ederim. Ucundan döndüm, kıyısından döndüm diyen çok fazla seyirci vardı. Hatta bir gün yeri söylemeyeyim. Setimizin başka bir yerde olduğu bir gün bir beyefendi gelip bana ne dedi biliyor musunuz? Tüylerim diken diken oldu. Dedi ki ben çok acayip bir şey yaşadım dedi. 12 yıl dedi buradan dedi dışarı adımımı atmadım dedi. Bakın İstiklal Caddesi'nin ortasında diyeyim yani işte öyle merkezi bir yerde. Bunu sana söyledim mi bilmiyorum. Bir sahnemizde bir yerden dolayı söyledi bunu bir bey. 12 yıl adam agorafobikmiş. Dışarı çıkamamaya başlamış. Hikaye panik atakla başlayıp artık onu dışarı çıkamayan tamamen kendi içinde izole, asosyal bir insana çevirmiş. Ve dedi çok benim güzel. Hayatım dedi bambaşka bir hale işte yaşadıklarımla, kendimi toparlama çabamla ve eşimle dedi düzeldi dedi. Ama dedi diziyi 1 bölüm izledim. Hüngür hüngür ağlayarak odaya gittim. Yani korkunç bir haldeydim. Ama çok acayip bir şey yapıyorsunuz. Benim bu yaşadığımı yaşayan bu ülkede binlerce insan var dedi. Evet. Ve dedi siz onlara cesaret veriyorsunuz dedi. Ve benim de dışarı çıktığım bir bölümdü Safiye karakterimin. Yani o yüzden kesinlikle işe yaradığını düşünüyorum bu yorumu yapan sevgili seyircimiz gibi. Farah sen ne diyorsun? Yani Masumlar Apartmanı'nın izleyiciye işte bu denli dokunduğu sahneler... Ay çok etkilendim. Evet, evet bunu ben Farah 12 yıl ya düşünsene tabii. Yani böyle ya. O bey konuşurken benim böyle çenem titredi nasıl ya diye. Hiç çünkü bunu böyle bunu söylemek de İnanılmaz. Çok büyük cesaret. Tabii. Çok saygı duyuyorum tabii. Ya. Ve bunu yani... bu arada yani söylediğiniz bir oyuncu yani netice itibariyle evet. Çok böyle ailenden biri değil. Evet. Ya, o samimiyeti vermek öyle. Bu diyaloğu yaşamak da çok enteresan. Kesinlikle yani dedim ki beyefendi ya size helal olsun dedim ya. Yani ne kadar güzel oradan buraya gelmek. Evet 12 yıl çok ciddi bir zaman ama sizden götürdüğü kadar getirdiği de vardır yani. Onu bir siz bilirsiniz bir Allah bilir. Kim bilecek ya 12 yıl. Öyle 1 yıl 2 yıl değil. 3 gün evde kaldığımızda deliriyoruz evet. Artık pandemi şartlarıyla birlikte hepimiz ne kadar zor süreçler yaşıyoruz. İnsanlar özellikle yaşı birazcık daha büyük olanlar ne kadar zor hareketle kendini daha genç hisseden yaşı büyük olan işte annelerimiz, anneanneler, dedeler yani çok zor durumdalar herkes. 12 yıldan bahsediyoruz biz.
Şimdi oyuncu arkadaşlarımızdan mesajlar geliyor. Ne kadar şanssızlar. Biz böyle dizi seti çok görmedik diyorlar. Bizim setler pek öyle sürmüyor diye de şikayet ediyorlar. Bu aslında değil mi? Oyuncular arasında da bu bir şeydir. Yani bir meseledir. Yani dizi işinin tırnak içinde işinin bu kadar ağır bir iş olması. Yani dizi o sezon dizi yapacak evet, oyuncunun hayatını alıp götürüyor olması tabii. Neredeyse. Evet. Çok büyük bir sorundur. O anlamda onu da söyleyelim. Sen ne diyorsun bu işe? Yani bu oyunculardan gelen tepkiler işte bu dizi meselesinin aslında bu dizilerde çalışma saatlerinin düzenlenmesiyle ilgili sendikaların da yaptıkları bir takım çalışmalar tabii falan var ama. Tabii çok aktifler evet. Dizi işi birazcık galiba zaman içerisinde oyuncuların yani mümkünse olmasa daha iyi olur dedikleri bir hal aldı mı bu çalışma temposunun yoğunluğu nedeniyle? Tamamen seçimle alakalı. Ben şeyi de biliyorum mesela o yoğun dizi temposundan koşarak işte oyuna giden, tiyatro oynayan, işte film çeken. Hani o enerjine de çok bağlı bir evet, şey zaten. Doğru. Ama genel olarak gerçekten 12 saat artık yani 10 sene öncesi gibi asla değil. Yani değil. 5 sene öncesi gibi de değil bence. Daha böyle sistematik, daha çok daha insani olmaya başladı bence. Yani umarım öyledir. Ama biz öyleyiz ama duyduğum yine de evet, maalesef çok uzun saatler çalışan setler var. Var var. Benim oyuncu şimdi arkadaşlarımdan da ben duyuyorum. Acayip de üzülüyorum yani. 24 saati deviren insanlar var. Bu da bir kere çok ayıp yani artık. Hani ama yuh, burada yani laf o sette de kovuyorlar. Bu da çok çirkin. Of, yapamazsın çok kardeşim. Olmaz. 24 saat sen orada ne? Yani o ekibi kuruyorsun. Ondan sonra buna göz yumup yapın kardeşim diye maraba gibi çalıştırıyorsun. Böyle bir şey olur mu ya? Çok bu da bir çeşit şey gibi, mafyalık gibi. Ne münasebet? Evine gidip 8 saat uykusunu uyuyup kahvaltısını yapıp öyle gelmeli yani. Yazıktır, günahtır. Tabii. 30 saat, 35 saat çalışan var Candaş. Evet. Bakın 35 saat sette çalışan diyorum. Performans gösteriyor. Yani sen de o hayat sana güzel diyorlar ya. Gelsinler aynen, bir gün bizimle tabii, geçirsinler. Tabii. Bir gün. Ya o yüzden bunu değişmek istiyorum. Herkesin burada işi çok de kendine göre zor ha bu arada. Ben hiç şikayet güzel etmiyorum. Ben Türkiye'deki şanslı azınlıktan biriyim. Aynen. Ben hayalini kurduğum işi yapıyorum. Bu çok kıymetli bir şey. Allah'a bin şükür yani. Ama her işin kendi içinde zorlukları var. Bence söylediğin şey sistemle alakalı bir şey. Ben son dizimi yaptığımda PT1, PT2 vardı. Yani prime time 1, prime time 2 ne demek? Sevgili seyirciler, haberlerden sonra ilk dizi vardı. Sonra reklam giriyordu, ikinci dizi başlıyordu. Şimdi haliyle ne oluyordu? Benim oynadığım dizi 75-80 dakikayı geçmiyordu reklamıyla. Şimdi 140 dakika dizi yapıyoruz. Benim senaristim ne yapsın? Kız heba oluyor ve böyle bir iş çıkartıyor. Benim yönetmenim o 140 dakikayı iki yönetmenim de 4 günde çekiyor. Ve bunu yaparken de 5 saatte bir yemek arasını verip 45-50 dakika ekibini dinlendirip ondan sonra da sahneye alarak yapıyor. Bu çok saygı duyulası bir şey yani. Çok kesin. Evet. Kesin YouTube'da bu bölümü kesip senin kafana bir şey şapkası şuraya yıldız. Ya şahane bir konuşma. Bu kadar diye. Ama çok güzeldi gerçekten. Çok doğru bir şey anlattığın. Bu hassasiyeti keşke herkes gösteriyorsa. Şimdi pandemi dedi Ezgi. Pandemi deyince Merve attım ayı. Merve sana ne soracağım biliyor musun? Evet. Sana Sem'i soracağım. Ha, yutmak. Sem'i soracağım. Evet, yutmaktaki Sem'i soracağım. Sen hem Afife ödülü aldın 2017'de. Evet. Hem de Sadri Alışık ödülü aldın değil mi? Yok. Yanlış mı hatırlıyorum? Sadri Alışık'ta aday oldum. Direktler arası seyirci ödülünü aldım. Ki o bence yani son dönemlerde hepimizin tiyatro sahnesinde seyrettiği en muhteşem performanslardan bir tanesiydi. Yani. Pandemiye nasıl bağlayacaksın diye soracaksın. Sahneye çıkmayı özledin mi diye soracaksın. Evet. Çok özledik ya. Ben çok ya biz de çok özledik. Yani bizi seyretmeyi çok özledik tabii size de. Size söyleyeyim en çok özlediğim şey bir sahneye çıkmak, iki sinemaya gitmek. Yani öylesine söylemem. Gerçekten festival filmlerini de çok izlerdim. Böyle sıkışık sıkışık 15'er dakika aralarla filmlere girmeyi. Bir de sahnede olmayı çok özledik. Bu tiyatro her zaman kendini kurtarır. Tabii ki gene kurtaracak ama. Ama küçük tiyatrolar korkunç haldeler. Tabii. Kapanıyor. Kiralar ödenmeye devam ediyor. Vergiler çok devam zor ediyor. İnsanlar çalışanların sigortası var. Yani bu insanlar korkunç haldeler. Yani şu an hiç kazanmıyorlar. Aynı şekilde bütün eğlence sektöründeki herkes aynı şekilde aynı korkunç halde. Eğlence sektöründe bir şey kalmadı biliyorsunuz. Yani eğlence sektöründe enstrümanlarını satıyorlar. İntihar evet ediyorlar ya. Onlarca müzisyen aynen öyle kendini öldürdü. Evet. Bu korkunç bir şey ya. Maalesef bilmiyorum yani tiyatro burada bir sürü tiyatrocu arkadaşımızı misafir ettik. Hepsinin ortak söylediği şey bu. Bu pandemide ne yazık ki herkes çok etkilendi ama tiyatrocular ve müzisyenler maalesef hayati yani, oranda maalesef etkilendiler. Sadece buradan geçen arkadaşlarım bütün oyun sahnelerini kapattılar.
Hiçbir şey yapmıyorlar yani. Ben şeyi merak ediyorum ama dizi yapmakla, yani dizi yapmak ve tiyatroya bu kadar böyle düşkün birisi için tatmin edici bir şey midir, yoksa ya tiyatronun yeri çok başka bir şey, yani onu yapmadan olmuyor mu hissesi? O, evet, o hani spor. Ya o hep olan, tiyatro hep olması gereken bir şey benim için. Ama ben yani sinema, dizi, tiyatro hiçbirini ayırmıyorum. Oyunculuk olarak hepsi çok mutlu eden bir şey ama hani tiyatroyu çıkarıp sadece dizi sinema yapmayı düşünmüyorum hiç. Hmm. Yani tiyatro benim için hep olması gereken bir şey yani. Orada başka. Farah, sen en çok neyi özledin bu pandemi sürecinde? Yani İngiltere'ye çok gidemedim. Ailem orada. Aileni özledin en çok. Konserler. Konserler. Şimdi Farah'ın bir de tabii yani müzikle herkesin çok yakından bildiği, burada herkes soruyor. Müzikle çok yakın bir teşriki mesaisi var. Çok ciddi bir müzik sever. Tabii insanlar, özellikle müzisyenlerle ilgili burada konuşurken çok fazla mesajlar geliyor sana, soruyorlar, ediyorlar. Sen bütün bu konuştuğumuz mevzunun neresindesin, nasıl bakıyorsun insanların, yani özellikle müzisyenlerin bu enstrümanlarını satacak noktaya gelmeleriyle ilgili belki de senin de söyleyeceğin bir iki bir şey vardır. Sadece tiyatro meselesini konuşmuş olmayalım, onlara dair de bir iki bir şey soralım. Valla çok üzücü. Bunun çözümü ne? Valla bunun çözümü ne gerçekten ben de bilmiyorum ama insanlar gerçekten hayatlarını kaybediyorlar. Tabii ki. Hani bunun çok şakaya tabii gelir, şey yapılır bir tarafı da yok. Sonuçta çok acı. Bak, o kadar çok soru var ki bununla ilgili. Yani daha hala da kapalı. Evet, daha yani herhalde görünen tazar. O ki biraz daha da devam edecek. Yani bir enstrüman yani çaldığını bir videoyla göster, 1000 lira yollayalım da bence biraz ayıp. Çok ayıp tabii. Çok ayıp yani. Çok. Tabii. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu çok üzücü bir şey. İnsanın çok onurunu kıran bir şey. Evet. Yani onca yıl sen eğitimini al. Onca yıl o enstrüman artık senin bedeninin bir parçası gibi olsun. Sonra çalışamıyorsun diye... Bana çok onur kırıcı geliyor. Ezgi, Naciye ne oldu? Naciye ne oldu bir bilsen. Ben biliyorum. Ortalık yani karmaşık diyorsan... Çık aman Candaş. Onların damarları çıkmıştır buralara. Gerçekten Naciye ne oldu? Herkes çok merak ediyor. Naci? Ya şu 10 tweette bir falan Naci soruluyor. Naci eşinin ve çocuğunun yanına gitme kararı aldı. Ve çok mutlu. Ne kadar güzel. Ve bayağı evet sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyormuş zaten. En son işte eski eşiyle Medine bir şekilde ayrıldıkları için üçü birlikte fotoğraf koymuştu. Pandemi şartları dizide olmadığı için çay bahçesinden tabii ki. Sevgili izleyiciler, Naci ile ilgili sorularınızı çok iyi anlıyorum. yarın mutlaka Masumlar'a Fatmalı seyredin. İzleyin. Bakın, çünkü yarın cevabını şey göreceksiniz. Bu kadar söylüyorum. Yarın cevabını göreceksiniz. Çok net bir şekilde. Evet. Yarın... Bu spoiler'ı bu kadarını verelim artık değil mi? Biz zaten daha ne kadarını vereceğiz? Daha, yani aynen. Bunun bir tık daha üstü var ki tam onu ben verecektim. Sen bunu vererek onu benim elimden aldığın için ayrıca evet, teşekkür ederim. Nerede? Yarın, yarın. Nasıl? Tabii, tabii. Ne kadar mutlu. Hepiniz üzüleceksiniz biraz ama muhakkak seyredin. Şey ya bu arada muhakkak seyredin diyorum ama galiba seyretmeyen kimse yok zaten Masumlar Apartmanı'nı. Yani bu çok acayip bir şey değil mi? Yani bir bölümü bir şekilde seyretmeye başlıyor olmak yetiyor. Devamında orada kalmak için. Evet çok yani acayip bir his böyle olmuşsun. İşi gücü daha farklı saatlerde vardiyalı çalışanlarda falan tabii da mesela çok denk geliyorum. Kaçırıyorsam sosyal mecralardan evet, internetten yine izliyorum deniliyor. Şimdi set ekibinin muhtemelen sizlere soruları var. Bunları soracağım şimdi. Setin enlerini size sormamı istiyorlar. Aa. Setin en komiği Farah. Buyurun. Aa. Yani eyvah en zor sorular. Ben miyim? Ezgi. Neyse seyirci biraz daha sever beni. Çünkü nefret ediyorlar. Setin en komiği. Dur. Of, böyle soruları hiç... Dur, ama sen hiçbir soruyu beğenmiyorsun ki bir tane soruyu da beğendi ki bu soru güzel soru. Tamam bir saniye. En komiği Ezgi ya. En komiği. Ezgi. Sana bir sormuyorum ben diyecek halim yok muhtemelen ama sen de senin en komiği. En başka bir... Değil mi? Şeyi var. Birkan gizli komiği. Yani tam. Birkan gizli komiği. O kadar fırlamı bir... Birisi ki yani beni her defasında çok, çok güldürüyor. Hmm. Evet çok komik. Ama ben bu ikiliye de çok gülüyorum. Öyle ha mi? Aa, ne ağası be. Senin o şuursuzluğun beni hep güldürüyor. Ya ben ya bulutların üstündesin. Her defasında seni görüp Farah ya diye gülüyorum. E sana zaten. Yani doğrudur. Her defasında gülüyoruz evet, kıkır kıkır. Evet. Size birbirinize çok benzemenizle ilgili yapılan 100.000 tane espriden birini yapmayacağım ama gerçekten yani Onur'a dedim ki gerçekten ya mi? Bu fiziksel evet, benzerlik evet, yani kardeş sonuçta yani benzetiyor. Böyle ha, bir şey olur mu? Ama benim bak Ali ise annem geldi. Ya beni doğuran anam. Bana ne dedi biliyor musunuz? Kız dedi ben dedim sen çıkana kadar Merve'yi sen sandın. Aa.
İnanamadım. Ya bir sıra arkadaşım Alice oyununda kediyi ben zannetti. Ben çıkana kadar. Evet. Sesi değişmiş ay, falan bir tek. Sesi değişmiş. Sesi biraz kullanıyor. Sesi de farklı kullanıyor falan diyorlarmış. Evet. Ezgi, setin en sakini kim? En sakini. Bence benim var. Cevabım hazır. Birkan. Oh, sonuçta Birkan. Bir tane bir kelim. Bak net. Net doğru. Bence Birkan. En sakin o mu? Sakin evet. Ya. Evet doğru. Sakin. En yardımseveri? Ha, herkes olabilir. Yani. Ay hakikaten herkes. Yani seçemem bunu. Evet evet. Çünkü herkes çok iyi gerçekten. Herkes çok yardımsever çok, ya. Evet. Ama Ezgi aşırı hallediyor yani her şey. Yani... Benim mesela Ezgi olmayan bir cevabım var mı? Mesela ben sana onu sorayım. Ezgi, ya. Yani Ezgi demediğim bir cevap var mı mesela? Onu? En anlayışlı olan. En çok yiyen. Ezgi değil. Sensin değil mi? Evet. Tabii o evet. Ay Farah'ın iştahına ben kurban olurum. Farah ne haber diyorum tantunu ile dönüyor. Farah ne haber diyorum tortla dönüyor. Hiç bu programda görmedik yani. Hiç biraz önce de böyle şeyler olmadı. Yavrum benim biraz önce de maşallah. Asansörde çıkarken margarita yedi yani. Öyle margarita ya. Muazzam. Setin en anlayışlısı. Çağrı. Aynen. Evet benim. Aynen benim de aklıma geldi. Herkes öyle. Aynen. Yani herkes öyle. Aslı da öyle programımızı yapan. Filiz'e de Çiğdem, öyle. Çiğdem Hoca da Çiğdem öyle. Çiğdem de çok öyle. Evet. Ama Çağrı ama, benim evet. İlk aklıma gelen oldu. Doğru. Çok anlayışlar. Reji grubu inanılmaz anlayışlı. En streslisi? Bak bunlar gerçekten Osman, bunlar Osman, sizin set ekibinizden derdi sorular. Osman hep stresli. Fokus bulurumuz kamera grubundan. Onun durduk yere hep bir stresi var kendi içinde. Evet. Osman'ı en sevindim. Uykucusu. Aa, kim olabilir? Metin abi. Oo, ama onda ikiniz de uyudunuz. Evet ikimiz de uyuyoruz. Metin abi tanıyalım mı? Ah, babamızı oynayan. Ha, Hikmet. Tamam, evet tamam. Hikmet oynayan. Bir oyuncu ve muazzam bir insan. Mükemmel bir insan. En büyük şanslarımız. Aynen bak tamam öyle. Farah'ın sorusu gelmiş. En çok yemek yiyeni. İşte bunu tartışmak yanlış olur. Mükemmel yiyeni. En çok story çekeni. Esra. Farah. Aa, Esra Farah güzel. Evet. Evet. Gayet aktifsiniz. Meriç evet. De var. Meriç de. Meriç de fena değil. Meriç de fena değil. Geçenlerde. Meriç bayramı oynayan. Esra bayramı Esra oynayan. Evet. En konuşanı. Ben. Bence. Ezgi Ezgi. Bence ben çok konuşuyorum çok arkadaşlar. Konuşuyor. Kabul ediyorum yerinde yani. Evet evet. En çok ağlayanı. Şimdi, rol olarak ben bence. Rol olarak sormuyorlardır bence. Ha sette hiç öyle ağlayan hiç ağlayan yok. O yok mu? Ama ne kadar güzel. Yok. Hiç ben Allah ağlatmasın. En hızlısı? Bu herkes muhtemelen kendi beklediği, yani kendi ismini bekleyerek sormuşlar. Yapım durumu hızlı. Prodüksiyon ve yapım çok hızlı mesela bence bir şey söylendiğinde. %100. Evet reji de hızlı. Kamera grubu da hızlı. Işık kamera da çok hızlı. Evet ya. Herkes hızlı ya bizde fırtına en gibi. En yok. En çok güleni. Muhtemelen biz sensin genelde, diye düşünüyorum. Bence yani. Merve en çok güleni. Ben çok gülerim evet. Değil mi? Evet, evet. Sen de güzel gülüyorsun ama. Sen Merve. De ben de. Merve. Farah senin bir röportajında şimdi önce İnci tabii çok doğal bir karakter. Yani radyoda mi? Çalışan hani günlük kıyafetleriyle çok süslü olmayan gerçekten sabah uyandığı gibi sabah uyanmış gibi gözüken bir tip. Sen bununla ilgili şey demişsin. Özellikle kadın oyuncuların üzerindeki bu tırnak içinde güzellik baskısıyla ilgili dizilerde şatafata çok alıştık ama gerçek hayatta öyle değil diyorsun. İnci'nin bu anlamda bir değişim yarattığını düşünüyor musun? Yani bilmiyorum o tabii o kadar şu anda takip de edemiyorum. Hani nasıl bir değişim yarattığını yani o değişimin etkisini görebilecek kadar bilmiyorum. Farah ama... en azından şu bile güzel değil mi? Biz saçlarımız hep yapılı oynamıyoruz hatta evet. Hiç oynamıyoruz. Hiç. Tabii canım. Yani Farah hiç. Saçını kontrollü bir şekilde kuaföründe kendi şeyiyle topluyor. Kendisi topluyor. Hı-hı. O saçları oradan hepimizden böyle parça parça bebek saçları falan çıkıyor. Hı-hı. Eğer çok göze batmıyorsa hoca da müdahale etmiyor ve öyle devam Hı-hı. ediyoruz. O maşalar o şey, yapılmıyor. Makyaj yapılmıyor. Ya rol çaldığını düşünüyorum. Yani gerçekten aşırının mı? Yok aşırının ya da çok yapılılığın sahneden duygudan çaldığını çalabildiğini düşünüyorum. Dolayısıyla biz gerçekten hani olmamız gerektiği gibi oluyoruz. Yani bu ben kendim için değil ama bence hepimiz için bunu. Güzel olmamız gerektiğinde güzel oluyoruz. Tabii haklısın doğru. Doğal kesinlikle. Olmamız gerektiğinde doğal oluyoruz. Kötü görünmemiz gerektiğinde kötü görünüyoruz. Aynen öyle. Hani, kimse çekinmiyor yani bundan. Hiçbir önce çekinmiyor. Senin buradaki şeyin yani eleştirin şatafata bu çok alışma gerçek hayattan kopma noktasına gelme noktasındaki eleştirin bir evet. Süre sonra oyunun oyunculuğun da önüne geçiyor olması mı? Kesinlikle. Evet bir de yani insanlar ona alışıyor.
Ve sen yani doğalı arayan... Bu arada bu bir stilize bir şey de yapabilirsin. Stilize mesela herkesin... Tabii o bir tercih. O bir tercihtir tabii ki. Ama bizim seçtiğimiz şey aşırı gerçekçi bir hikaye. Evet. Çok. Dolayısıyla bunun içinde onun aşırı duracağını hep düşündüm. Yani hepimiz öyle düşündük, öyle hissettik. Orada evet ben ama mesela çok gerçekçi hikayelerde böyle şeyler görünce... şahsen izleyici olarak da yani yapmayın yani yapmayın. Bir de herkes hepimiz sürekli topuklu giymiyoruz ya. Bu topuklu sevdasından da vazgeçilsin birazcık ya. Normal yürüyoruz. Evet. Sana o kadar çok Han'la ilgili soru var ki. Ben şimdi bu soruları derleyip toplayıp nasıl soracağım bilmiyorum ama yani Han karakterin ile İnci'nin sonuçta dizideki varlığı müthiş bir şey. Yani bu şu anda gelen şeyler inanılmaz. İyi anlaşıyor musunuz? Aranız nasıl? Dizideki sette neler yaşıyorsunuz? Nasıl bir ruh hali? Hani çok o, güzel yemek oyuncu arkadaşı evet. Biraz onu sorayım sana. Harika sonra yemek konuşuyoruz. Bir de siz eskiden arkadaşsınız bayağı, zaten evet, değil mi? Biz eski arkadaşız. Kurt Seyit ve Şura'da. Tabii Şura'da da. Biz Rusya'da da beraberdik o çekimlerde soğukta. Çok güzel anılarımız var. Zaten yani Birkan'ın ismini duyunca o kadar sevindim ki. En çok güldüğüm beraber en ya bir bakışından her şeyi anlayan bir insan. Hani ben şöyle baktığım zaman onun ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Ben de aynen öyle. Çok güzel dediğim gibi yani çok güzel yemek konuşuruz. Birkan çok güzel tarifler verir. Muazzam, şurada şunu ye, burada bunu ye der. Tam bir keyif adamı ya Candan. Mükemmel yani. Tam keyif adamı. Evet. Aa bir dakika onu orada değil şurada yiyeceksin. Onu şöyle evde yiyeceksin. Yapıyorsan şöyle yapacaksın. Tarif veriyordu makarna geçen gün. Makarna tarifini aldım makarna yaptım. Müthiş, ondan. Şahane. Müthiş tarif. Mükemmel bir keyif adamı. Şahane. Ve doğru söylüyorsun bir bakışından seni hemen anlıyor. Yok yok diyor onun diyor bilmem nesi olduğu için öyle yapıyor. Çok acayip. Çok güzel. Araya gidiyoruz değil mi? Aradan sonra programı birlikte kapatacağız. Alex mi daha büyük topçu, Hacı mı? Hacı asker bir oyuncuydu. Ben birazcık daha o tarz oyuncuları seviyordum. Maç kazandırır yıldız oyuncu. Maç kazandırmayan adama yıldız oyuncu diyemez. Beşiktaş'ta maç kazandıracak oyuncu var mı hocam? Var. Bekliyoruz biz de kazandırsınlar. Çağdaş eğitim seviyesi. Herkes böyle tatlıyor. Abi çağdaş eğitim seviyesi ne? Ne ki? Ne o yani? Mesela şöyle mi oluyor? Biri geliyor, Milliyetin Bakanı. Çağdaş yapmayalım bunu mu? Mutfakta adam dövmüşsünüz var mı mesela? Ben mutfakta hiç adam dövmedim. Ama? Yani konuştuğum kelimelerle dövmekten beter ederim. Keşke dönseydi dersin sana. Keşke dönseydi dersin. Bir belediye başkanı Türkiye'de resimlerinin asılmasını genelgeyle yasakladı mı? Yasakladım. Orası benim iş yerim, dükkanım falan değil ki. Niye assın benim fotoğrafıma? Hayatta tek kazancımız cesur olmak. Yoksa hiçbir şey yapamayız, hiçbir şey iyi yapamayız. Tekerleği bulan adam bir anlamda sayısalcı. Diyor ki ben bunun köşelerini alırsam diyor, böyle gider diyor. Öbürü de diyor ki nereye gidiyorsun ya tekerlekle? Oraya gidersen başına türlü türlü şeyler gelir. Bu sözelci işte. O zaman manyağın bir canını sıkar senin oyunda. Şey alırım saniye, ben de onun canını sıkarım. Osmanpaşa'daki hamam sahnesini niye sansürlediler ya? Her sadece... şeyi tabii Rütük yapıyor yani. Onu da Rütük yapmıştır, emin ol. Ya, Rütük yapar mı ya? Rütük'ün haberi bile yoktur ondan. Kanal İstanbul projesi de bizim boğazımızı kurtarma projesidir, özgürlük projesidir. Buradaki vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alma projesidir. Bıçakla seyir keyfi devam edecek. Sur Yapı Turkuaz sitesinde büyük düşünün, büyük yaşayın. Büyük bir salon düşünün, en keyifli anıları yaşayın. Büyük bir mutfak düşünün, en lezzetli ziyafetleri yaşayın. Büyük bir balkon düşünün, en güzel sohbetleri yaşayın. Büyük bir ebeveyn süiti düşünün, birlikte bir ömür yaşayın. Sur Yapı Antalya Turkuaz sitesi. Büyük düşünün, büyük yaşayın. Sur Yapı, uygarlığın mimarı. Parex Jet Set. Tüm yüzeyleri jet hızıyla temizle. Çok iş yapar, az yer kaplar. Parex son bizlik temizlik. Sur Yapı Turkuaz sitesinde büyük düşünün, büyük yaşayın. Büyük bir salon düşünün, en keyifli anıları yaşayın. Büyük bir mutfak düşünün, en lezzetli ziyafetleri yaşayın. Büyük bir balkon düşünün, en güzel sohbetleri yaşayın. Büyük bir ebeveyn süiti düşünün, birlikte bir ömür yaşayın.
Sur Yapı Antalya Turkuaz sitesi. Büyük düşünün, büyük yaşayın. Sur Yapı, uygarlığın mimarı. Öyle bir tasarım yaptık ki İstanbul kadar seçkin ve ayrıcalıklı. Kalitesi teknolojisinden, estetiği boğaz içinden, tasarımı da konforlu yaşamdan. Yurdumuzda her proje, her ev, her aile bu ayrıcalığı hak ediyor. Başka İstanbul yok. Türkiye'nin tercihi Fırat Ben. Fırat Ben, İstanbullu. Doğanlar Holding'ten kaynağını yaşamdan alan Türkiye biyokütle elektrik sektörünün öncülerinden Biotrend Enerji halka arz ediliyor. Her geçen gün artan bu enerjiye siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 19-20-21 Nisan. Konsorsiyum liderleri Deniz Yatırım ve TSKB. Biotrend Enerji. Çöpten elektriğe, elektrikten geleceğe. Parex Jet Set. Tüm yüzeyleri jet hızıyla temizle. Çok iş yapar, az yer kaplar. Zamanın ötesini görebilenler, zamanın ruhuna uygun eserler üretir. Çünkü mükemmellik zaman alır, zamanla anlaşılır. Koray İnşaat, zaman bizi farklı kılan. Koçak'la seyir keyfi devam ediyor. Benim eşim de benimle o zamanlar nişanlı olduğu için ülkücü. Bir dakika. Şimdi... Sizin, bir dakika, bir saniye, bir dakika. Covid olduğunu bilerek gezen var. Onu diyorum. Bu katillik mi dedir, tamam. Öyle mi? Birinin ölümüne sebep olsa, çünkü o biliyor ki Covid'im ve benden birine bulaşır. Ben hayatımda ilk defa Almanya'ya gitmiş bir adam olarak otelden adımımı attığımda çarpıştığım adam benim Şahin K. Benim hayattaki şansım bu yani. En önde beyaz saçlı bir abi var. Onu al sahneye dedim. Tolga da aldı. Adam çıktı sahneye. Nikah memuru oynatacağım. Fakat o kadar güzel konuşuyor ki. Abi dedim, ne iş yapıyorsunuz dedim. Kaymakamım dedim. Ben orada abi özür dilerim, isterseniz geri inebilirsiniz dedim. Şimdi Avrupa siyasetinin Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı siyasi bir aktör olarak göz ardı etmesi mümkün değil. Sosyal medyanın maalesef ki çok ailenin yıkılmasına aracılık ettiğini görüyorum. Aldatma kısmında mı? İhanet kısmında. Ya kardeşim, güzel karayolu yapmışlar. Diyorum, vay sen AK Partilisin ya kardeşim. Yol güzel, ne diyeyim? Başarısız bir iktidar var. Ülkeyi kötü yöneten, 18 yılın sonunda ülkeyi uçurumun kenarına getiren bir iktidar var. Ama umut olamayan bir muhalefet var. Ben umut olmasını istiyorum. Ben stadın önünde yatardım ya. Maça girmek için. Gece saat 12'de battaniyeyle giderdik. Stadın önünde yatardık maça girebilmek için. Bütün gece orada battaniyede uyuyorduk. Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Programın son bölümündeyiz. Ezgi, izleyici sorusu soruyorum sana yine. Safiye de aynı şekilde temelde aşkı uğruna kendi hayatını kısıtlamış, yok saymış bir karakter. Onun Naci ile ilişkisini, Naci'ye olan duygusunu sen nasıl tanımlardın diye sormuşlar sana. Naci ile ilgili zaten söyleyeceğimizi söyledik. Naci ile ilgili söyleyeceğimizi söyledik ama boğazında bir düğümdür Naci, Safiye'nin. Bayağı böyle oturmuş, orada kalmış bir düğümdür yani. Şahane. Farah, İnci sevdiği adamı ve onunla beraber her şeyi iyileştirmeye çalışan fedakar bir aşık. Bir yandan aile kavramına da bağlı ve hikayesini tanımlayabilmek için bir aile olma hayali kuruyor. Onun gözünden bu ilişki nasıl gözüküyor diye senin Han'la ilişkini soruyorlar. Bu aşk sence nasıl bir şey? Sağlıklı bir şey mi? Yaşanabilir bir şey mi? Mümkün mü diye soruyorlar. Tavsiye eder misiniz? Yani açıkçası ben çok heyecanla bekliyorum şu an. Yani geçmişi değil de şimdi gelecek olarak gerçekten, çünkü Han'ın durumu gittikçe biraz daha değişiyor. Olaylar değiştikçe
Ben daha da heyecanlı takip etmeye başladım. Ben de aşırı merak ediyorum ne olacağını. Çünkü iyileştirmeye çalışıyor. Yani hiçbir şey bilmiyorum bu arada. Ama hakikaten sanki böyle çevresindeki herkesi iyileştirirken Han'ı da biraz farklı yönlerini keşfetmesine sebep oluyor. O yüzden Han aslında kendiyle daha çok yüzleşiyor. Spoiler vermeden nasıl neyi anlatabilirim? İyi merak ediyorum. Bence yani güzel dizilerde anladım. Ne olacağı size normalde sezonun başına gelmiyor mu sonunda? Hayır. Ben de onu diyecektim. Gelmiyor. Biz en fazla bir hafta sonrasını biliyoruz. Sen biraz önce program başta demedin mi? Bakıyorum okudum işte dizi nereye gitti falan. Genel. Diye. Hayır genel hikayeden bahsediyorum ama benim okuduğum bak, iki bölüm. Söyleyeyim valla. Benim iki bölümüm vardı bildiğin. Ve kitap. Genel hikaye. Referans ve karakterler vardı. Ama genel hikayeyle ilgili işte 35. bölümde bu olacak gibi bir bilgi hiçbir zaman olmadı. Size ne zaman geliyor önümüzdeki hafta ne olacak ben ona göre arayacağım. Mesela sizi. Bugün geldi. Ne oluyor bir anlatır mısınız bize? Ama ben Naci'yi biliyordum daha bir iki bölüm önce. Bilmiyorsunuz şimdi haftayı nasıl anlatalım? Ben Naci'yi biliyordum ama Ezo. Neyi biliyordun? Neyi? İşte. Ya. Bize bile söylemedin biliyor muydun? Söyledim sana odada. Söyledi. Konuşmadık ben mı? Nereden hayır. Öğrendim ya? Ben ondan mi? Duydum öğrendim. Ne bileyim. Neyse durun şimdi aramızda neyse, konuşup burada patlatalım. Aramızda durun şu an canlı yayında olan değiliz. Aramızda sadece. Çok güzel. Dizi yayınlandığı gün bütün sosyal medya pert oluyor. Sadece Masumlar Apartmanı konuşuluyor. Artık yani böyle yorumlar, analizler buraya gelen sadece sizi gördüğünde ya, insanlar yani dizide çok değerli başka oyuncular da var. Sizi gördüğünde insanların şu anki analizlerini ben size buradan okuyorum ama o gün dizinin yayınlandığı yani salı günleri zaten hayat felç oluyor. Tam duruyor hayat. İzleyicilerim şeyi merak ediyor. Okuyor musunuz yazılan yorumları sosyal medyada? Tek tek buna zaman ayırabiliyor musunuz? Bazılarını. Özellikle komik olanları bazen. Çok seviyorum ben. Ben ilk zamanlar çok okuyordum. Artık o saatlerde genelde çalışıyoruz. Sette oluyoruz evet. Zaten. Çok fazla takip edemiyorum. Ama yine de bir şekilde bir bakmaya çalışıyorum. Kepsler eğlenceli. Çok iyi değil midir rota yeniden hesaplanıyor? Muazzam. Gülbende ne yapmışlar? Çok iyi. Çok güzel. Şahane mi? Çok güzel. Çok güzel. Süper. Ezgi, Ezo Mola diye bir marka çıkardın sen. Evet. Peki, ne, zamanın falan var mı böyle bir şey yapmak için? Şöyle ben geçen sene aslında bunun ilk adımlarını atmıştım. Ama ben bir tasarımcı değilim. Baştan onu söyleyeyim. Ben hiçbir şey tasarlamadım. Ben istediklerimi tasarımcılara anlattım. Ve giydiklerimi, bakın ben böyle şeyler giymeyi çok seviyorum. Çok böyle empatik bir yerden insanların bir müşteri gibi hatta. Bunları benim gibi vücudu olanların bunları sevebileceğini düşünüyorum. Bunu giydiğimde kendimi rahat hissediyorum diye bazı briefler vererek, başlıklar söyleyerek hayal ettiğim şeyleri anlattım. Mesela üstümdeki takım da. Şahaneymiş evet, ya benim, bu Ezomola. Evet aynen. Nasıl rahat ediyorsam onlar olsun istediğim bir koleksiyon ama çıkardım. Ama nasıl zaman buluyorsun? Böyle bir zaman kalıyor mu yani? Ya ben biraz o konularda çalışkanım galiba. Yani şöyle ki üretici firmaya da kendim gidip kumaşa da kendim dokunup seçip. Renklerine kadar o ekip kadar. Arkadaşlarına kendim karar verdim. Her şeyine. Evet. Müthiş. Evet. Ve bu çok sevdiğim bir şey. Galiba ben iş insanı olmayı da seviyorum. Evet, çok evet. Hoşuma gidiyor. Boş vakti yok. Yani böyle bir işin işte bir noktasında olup onu şekillendirmek ekiple birlikte bana çok heyecan verici geliyor. Süper. Farah, Fafaze ile Müzik Kafası. Evet, hiç duydun mu Kafa Dergisi diye? Duymaz mıyım? Gerçekten şahane bir dergi. Evet. Şimdi YouTube'den rica ediyorum, yani şey yapmayalım, kendi dergimiz, bunu reklam saymayalım. Evet, o şimdi Kafa TV. Evet, senin bir müzik merakın var, biraz önce sormaya çalıştım ama araya şey girdi. Evet, sen şarkı da yapmıştın yani zaten. Evet, yapmıştım. Evet, yapıyorum. Yeniden de devam ediyoruz. Albüm mü yapıyorsun? Ya bir EP gibi böyle 5 şarkılık bir şey gerçekten. Evet, bekliyoruz. Evet en son dans ettik. Evet. Bana dinlet. Son şarkısını dinlet. Ben evet bugün güzel. Yapamadık onu. Evet. Şahane. Biz ben de anlamak seviyorum. İsteriz en azından ya, ne konuşuyorsunuz? De, dans ettiniz, nerede ettiniz? Evet ya. Ama biz anlaşırız değil mi? Böyle oluyor işte. İşte böyle oluyor. Evet, böyle. EP nedir bu arada? 5 şarkılık. Böyle küçük, minik. Peki. Ya şöyle bir şey oldu. Türü ne mesela? Elektronik müzik mi? Rap mi ne? Değil. Böyle sentez aslında. Çok zor anlatması. Peki. Biz oturuyorduk Ayça'yla. Evet. Sevgili Ayça Demirkaya. Kafa Dergisi yayın Kafa Dergisi yayın genel yönetmeni. Hayır, asla söylemedim. Ne? Genel yayın yönetmeni değil mi? Tabii tabii tamam. Genel yayın yönetmeni. Evet. Onunla oturuyorduk her zamanki gibi. İşte YouTube ne yapacaktınız ne oldu falan filan derken Ayça dedim ki ya müzik de, yani programı aslında çok az var. Sohbet etsene dedim sen ederken dedim ben de arkadan girerim dedim benim de sorularım olur falan. Sen yapsana dedi. Öyle başlayan evet. Fafaze ile Müzik Kafası. Çünkü ben şeyi de çok seviyorum. Böyle bazen sorunca anlatamıyorum. Ama soru sorabilen bir insanım. Çünkü meraklıyım. Çok meraklıyım.
Hakikaten her insanı böyle çok değerli görüyorum ve onlardan çok her şey çok fazla öğrenecek şey varmış gibi bakıyorum. Hatta dün ilk programımızı da çektik 29 Nisan'da yayındayız. İlk programı da çok sağ olsun Aleyna Tilki ile çektik. Aa, çok ya harikaydı. Aleyna Tilki nasıl biri ya? Aşırı tatlı. Öyle mi? Yani gerçekten bir de çok şey öğrendim. Hakikaten ya bıraksanız ben onunla bayağı 10 saat konuşurum. Soracağım çok şey vardı yani. Hep çünkü öyle bir şeyler anlatıyor ki içinden böyle 3 cümlesinin içinden 9 soru çıkartabiliyorsun. Gerçekten çok zevkliydi. Güzel ya. Çok güzeldi. İnşallah biz olsun. Merve. Buyurun. Her şey bittiğinde, pandemi süreci sona erdiğinde en çok ne yapmak istiyorsun diye soruyorlar. Hemen sinemaya gideceğim. Sinema mı? Vallahi ben sinemayı çok özledim. Yani sinema, oyun, tiyatro. Yani sinema, tiyatro onlara gideceğim. İlk işim olur. Ezgi? Ben böyle kalabalık herkesin birlikte ayakta zıplaya zıplaya dans ettiği bir konsere gitmek istiyorum. Baya böyle Athena olabilir. Duman olabilir. Çok güzel. Şebnem Ferah olabilir. Keşke çıksa da Sezen Aksu olsa kurban olayım yani. Böyle bağıra bağıra Sezen, şarkı söyleyeceği. Sezen Masumlar için bir şarkı yaptı bu arada. Evet. O da muhteşem bir şey. Ki. Affet. Evet. Çok şanslıyız valla. Sezer'i de çok seviyoruz. Çok, çok özlüyoruz. Bir şey diyeceğim, programın sonuna mı geliyoruz? Artık. Ben yeni yeni ama. Sen yeni de program yani bitti. Öyle bir şey yok. Biraz ben anlat şimdi biraz bizim şöyle bir şeyimiz var. Şimdi biz önce konukları alıştırıyoruz. Her sezon burada yapıyorum. İnşallah seneye de Masumlar Apartmanı'nın önümüzdeki sene işte bu sezon biterken gibi sizi burada misafir edeceğiz inşallah. Sen şimdiden stoğunu çek açılmıştan bana... sonra yayınlarsın. Ama senin açılman da 1,5 saat sürüyor. İşte, böyle bir şey olmaz ki yani. Hep böyleyim işte. Gerçekten mi? İşte biz biraz... şöyle yapalım, sen bir 1,5 saat önce ben seni burada... Benimle içeride biraz sohbet edin. Biraz ısınla. Farah sen pandemi bittiğinde yani ya muhakkak yapacağım dediğin şey? İngiltere'ye gitmek dışında gezmek. Dışında. Barcelona. İşte öyle gezmek. Kıyı aman kıyı gezmek. Program bitti. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani benim şurada yaptığım en zevk aldığım, en mutlu olduğum programlardan bir tanesiydi. Yani öyleydi de şimdi diğer konuklara ayıp olmasın diye öyleydi demiyorum ama gerçekten onlardan biriydi demek lazım. Teşekkür ederiz. Sevgili Onur'a, Onur Güven Atan'a çok teşekkür ediyorum. Anneanneme buradan çok öpücüklerimi yollamak istiyorum. Ben de anneme sete sürekli ben de şuraya yaptı babam, kuzum benim evet, sağ yaptı, olsun. Ben de aileme. İngiltere ya eşime, kardeşlerime. Bu programı kapatıyor. Ya. Şu an bir müsaade edin, ben size bir sözü vereyim. Ha, ondan sonra herkese... Aa pardon. Bir dakika yani ya. Çok pardon. Tam buyurun, buyurun. Çok affedersin. Buyurun abi, anneannem. Şuraya yaptım. Sen anneannem, evet, sen şuraya. Evet. Sen... evet. Buyurun verin abi. Sen, ben sizden sonra kurban kapatayım. Oldum. Siz buyurun Farah Hanım. Ya pardon. Anneannemize selamınızı. Anneannemize annem, babam İngiltere'de, onları çok öpüyorum buradan. Abim Budapeşte de, onu da çok öpüyorum. Harun da İngiltere'de, başka yerde. Onu da çok öpüyorum ve anneannem de aslında çok yakında ama pandemi falan filan çok şey yapmıyoruz. Çok öpüyorum. Ay özledin tabii, göremedim. Ay buyurun. Doğru. Allah selam. Buyurun Merve Hanım, buyurun. Siz de selamlarınızı, sebaanızı gönderin. Aşure, helva hepsini yaptı. Hepsini yaptı. Süper. Cahit teyzem ben sana selam. Canımsın. Allah yani şahane. Bir de kendi annem, babam, ablam, eşim. Hepiniz bayağı. Devam devam lütfen ya. Çok güzel. Çıkan ünlüler gibi analar. Mükemmel ya. Onurcuğum senden ricam. Oyuncu hanımefendileri. Masumlar Apartmanı'nın sonunda bir 3 dakikalık bölüm bırakırsan her bölümden sonra arkadaşlar akrabaları selamlasın. Özledikleri insanlara el sağlığı. Gitti bizim programın sonunda. Buyurun siz de buyurun. Ezgi çaylar. Vardır sizin Alaçatı'da akrabalar vardır. Ne bileyim arkadaşlar vardır. Tabii ki olmaz mı? Buyurun lütfen. Herkese selamlar, sevgiler. Bir an önce Allah'ım şu musibet başımızdan gitsin de birbirimize sarıldığımız günler gelsin. Gerçekten gelsin. Bizi izleyen, güzel yorumlarını eksik etmeyen herkese de çok teşekkürlerimi iletiyorum burada. Ben de buradan izin verirseniz anneme özellikle selam veriyorum. Ne güzel ya. Çok güzel. Çok harika. Gerçekten Onur'a çok teşekkür ediyorum. Onur Güven Atan'a. Bu üç değerli hanımefendiyi burada misafir edebilmem için çok uğraştılar. Mustafa'ya, sevgili kardeşim Mustafa'ya da çok teşekkür ediyorum. Özellikle bir konuğumuzla ilgili çok büyük desteğini gördük. Farah'la ilgili. Çok teşekkür ediyorum sahiden. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Benim için sahiden çok güzel program oldu. Yani hayatım boyunca hatırlayacağım, çok mutlu olduğum 3 tane büyük oyuncuyu, değerli hanımefendiyi konuk ettim. Sağ olun. Buraya geldiğiniz için, burada olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Size, tüm ekibinize çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Yolunuz açık olsun. Bol şans diliyorum. Önümüzdeki sezon yine bu saatte. Bugünlerde burada olalım. Diğer yolda gecikmeyelim. Hoşçakalın.